Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ark Club'ın üçüncü buluşmasına hoş geldiniz. İlk etkinliklerden beri bizlerle birlikte olanlar beni tanıyor olabilirler ama yeni katılanlar için kısaca kendimden bahsetmek isterim. Nurullah Kaya ben, mimarım ve mimarlık kültürü alanında iletişim ve içerik yönetimi üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda mimarlık odaklı bir kültür sanat platformu olan The Circle'da koordinatör olarak üretimlerime devam ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Hem kendi adıma hem bu etkinliği düzenleyen Ark Network adına bizlere katıldığınız için ve bu platformu destekleyen Weber'e de teşekkürlerimi iletiyorum ve Weber'den Aslı Hanım ve Eray Bey'i kısa sunumları için sahneye davet ediyorum. Biz Weber olarak Saint-Gobain grubu dahilinde yer alan ve endüstriyel harç üretimi yapan bir firmayız. Saint-Gobain grubu 1665 yılından beri faaliyetlerini 70 ülkede 170 bine yakın çalışanıyla beraber devam ettiriyor. Bizim grubumuzun ve tabii ki altında yer alan Weber ve diğer firmaların temel amacı sürdürülebilirliğe hizmet edebilmek. Yapı sektörüne hizmet ederken aynı zamanda sürdürülebilirliği de destekliyoruz. Çünkü bizim için gelecek nesillere düzgün bir dünya aktarabilmek, doğanın kendi kendini yenileyebilmesine fırsat verebilmek önemli bir kriter. Bu nedenle de bu yılki mottomuz yaşadığımız gezegenin dünyayı daha iyi bir dünya haline getirebilmek. Bununla ilgili Saint-Gobain'in bir filmi var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Home. A fundamental need since the dawn of humankind. A universal aspiration shaped by specific needs, depending on where we live on the planet. A harmonious interplay of material and emotional components, personal and shared experiences. Infinitely small individual homes and our infinitely vast shared home, the planet. A challenge that's never been more essential for society, to reconcile performance and comfort while preserving resources. As historical market leaders, we now have the responsibility and the power to better inhabit the world. Making. For more than 350 years, we are manufacturers and distributors. We design materials and solutions that have a tangible, positive impact on people's lives, including the way they work, take care of themselves, and travel the world. We are a worldwide, multi-local organization with a global ambition to protect our planet and invent a more sustainable future. A better, dedicated with continuously improving and innovating. Our teams work hand in hand with our partners to imagine solutions that enhance people's individual quality of life and address the social, societal, and environmental challenges facing the planet. We care about our employees, our customers, and our communities. Home. We build places that spark dreams and aspirations. And we work every day to make the world a more beautiful and more sustainable home for us all to live in. Making the world a better home. That's our purpose. Evet, bu sadece Saint-Gobain için değil, aslında dünya genelinde birçok firma için artık sürdürülebilirlik gitgide daha önemli bir kriter oluyor. Bizim de Weber olarak asıl mottomuz sizi önemsiyoruz. Yaşadığımız çevre ve doğayı önemsiyoruz. Her ne kadar yapı sektörüne hizmet ediyor da olsak, yaptığımız ürünlerdeki inovatif yaklaşımlarla ürün, ham madde, tedarik, ambalaj, bütün segmentlerde amacımız sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak çevreye, doğaya ve insana verdiğimiz önemi dile getirebilmek. Weber sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformda faaliyetlerini sürdüren ve endüstriyel harç üretimi yapan bir sektör, bir yapı. Şu anda 64 farklı ülkede faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye'de de 1998 yılından beri hizmetlerimize devam ediyoruz. Şu anda 6 fabrikamız var farklı lokasyonlarda ve 8 bölge müdürlüğümüz bulunuyor. Bunun yanı sıra tüm Türkiye geneline yaydığımız bir bayi ağımız var.
Peki beber olarak, endüstriyel harç olarak, yapı kimyası olarak biz neler üretiyoruz? Aslında bir inşaatın başından sonuna dek hemen hemen her noktasına değindiğimiz bir ürün portföyümüz var. Seramik yapıştırıcı, derz dolguları, dış cephe boya ve kaplamaları, mantolama sistemleri, su yalıtım zemin sistemleri, teknik çözümler ve iç cephe boyaları ve bunun yanı sıra da yardımcı ürünler olarak tabir ettiğimiz bir çok büyük bir ürün portföyümüz mevcut. Kısaca ürettiğimiz ürünlerden de bahsetmek istiyoruz. Bizim için önemli bir kriter var burada. Siz ne kadar yüksek performanslı bir ürün kullanırsanız kullanın, eğer sizin ihtiyacınıza ya da probleminize uygun ürünü kullanmazsanız doğru sonuçları elde edemiyorsunuz maalesef. Bu yüzden de biz her zaman diyoruz ki ürün seçimi sizler için önemli bir kriter olmalı. Sizin ihtiyacınız nedir ya da karşılaştığınız probleminiz nedir? Önce bunun doğru olarak saptanması lazım. Sonrasında ise seçeceğiniz üründe belirlenmiş olan parametreleri önceliklendirmeniz gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Ürün özellikleri ya da performans beyan değerleri olabilir. Bir şartnameye gireceksinizdir ve oradaki değerleri karşılamanız gerekir. Bunlar işte çevre dostu ürünler olabilir, sertifikalı ürünler olabilir. Bu parametreleri göz önünde bulundurmak gerekiyor ürün seçimini yaparken. Onun dışında uygulama yapılacak yüzeyler bizim için önemli. Bir havuz uygulamasında önereceğimiz derz dolgusuyla mutfak ya da banyoda kullanacağınız derz dolgusu teknik olarak bir başka unsur olacak. Uygulama koşulları ya da özellikleri, ben nasıl uygulama yapmak istiyorum? İşte fırçayla mı, malayla mı? Yapacağım yüzey nasıl bir yüzey? Tozsuz bir ürün mü kullanmak istiyorum? Kaydırmazlık özelliği arttırılmış bir malzeme mi kullanmak istiyorum? Tüm bu parametreleri göz önüne alarak ürün seçimini yapmak gerekiyor. Son olarak da tabii ki dış cephelerde ve iç cephelerde son kat olarak değindiğimiz tekstür ve renk olarak da görsellik bizim için seçim konusunda önemli bir parametre olabilir. Peki biz seramik yapıştırıcı ve derz dolgularında ne tür ürünler yapıyoruz? Seramik yapıştırıcıları kendi içerisinde standart, yüksek performanslı, özel kullanım ya da epoksi esaslı olarak dört temel grupta inceleniyor ve her grupta kendi içerisinde alt segmentlere ayrılmış durumda. Az önce de söylediğim gibi kullanım alanlarına ya da ürün özelliklerine göre her bir ürün grubu da kendi içerisinde farklı ürünleri barındırıyor. Özellikle yüksek performans istendiği durumlarda biz genellikle Flex grubunu kullanılmasını öneriyoruz. Bu grupta daha çok işte esnekliği artırılmış, polimer katkılı, kayma özelliği azaltılmış seramik yapıştırıcılarımız mevcut. Özel kullanım seramik yapıştırıcıları ise daha çok örneğin hızla trafiğe açılması gerekli olan alanlarda, işte ertesi gün kullanılacak olan zeminlerde hızlı kuruyabilen Cool Rapid ürün gruplarımızı öneriyoruz. Son olarak da epoksi esaslı seramik yapıştırıcısı ve aynı zamanda derz dolgusu olarak kullandığımız bir ürün grubumuz var. Bunları da EP-EASE ve EP-800 olarak adlandırıyoruz. Bu ürün gruplarında yer olan iki ürünümüz diğer piyasada bulunan standart epoksi esaslı malzemelere göre ayırt edici bir özelliği var. O da özellikle EP-EASE'i de kullandıktan sonra, derz dolgu olarak kullandıktan sonra yüzeyden temizlenmesi standart epoksi esaslı ürünlere göre çok daha rahat, ılık suyla çok rahat bir şekilde temizlenerek kullanıma hazır hale getirebiliyor. Yani biz ürünlerimizi hazırlarken hem kullanıcı açısından kolaylığını sağlamaya çalışıyoruz, hem teknik açıdan doğru parametreleri sağlamak istiyoruz, hem de son kullanıcı için çevre dostu bir ortam elde etmeye çalışıyoruz. Derz dolgularımız da yine kendi içerisinde klasmanlarına göre farklılık gösteriyorlar. Örneğin mutfak ya da banyo gibi standart kullanıma olan ama kirlenmeye karşı direnç gösteren bir yüzey söz konusuysa Weber Joint Seal'i öneriyoruz. Weber Joint Seal'in silikon katkısı sayesinde hem kirlenme direnci standart derz dolgulara göre daha uzun hem de silinebilme özelliği daha fazla. Onun haricinde yüzme havuzu gibi kimyasala karşı direnci olan, içme suyuna karşı uygunluğu bulunan bir alanda
uygulama yapacaksak da HR Flex gibi ürünlerimizi önerebiliyoruz. Dediğim gibi burada önemli olan doğru ihtiyacı belirlemek, doğru ihtiyacı uygununda doğru ürünü sunabilmek. Mantolama sistemlerimizden biraz bahsedelim. Mantolama aslında sizin geleceğe yaptığınız bir yatırım olarak görüyoruz. Bu sadece hani sizin kendiniz için yaptığınız bir yatırım değil, geleceğe, doğaya yaptığınız bir yatırım aynı zamanda. Mantolama ile birlikte binalardaki soğuk ve sıcak hava kayıplarını minimalize edebiliyorsunuz. Bu bir sistem halinde sürekliliği, yalıtımda sürekliliği sağlayarak yaptığınız bir işlem grubu. Bu sayede biz ne yapmış oluyoruz? Doğaya saldığımız sera gazlarının önüne geçmiş oluyoruz. Hali hazırda tükenmekte olan kaynaklarımızı daha verimli halde kullanmaya başlıyoruz. Yazın soğutma, kışın ısıtma giderlerimizde tasarrufa gidiyoruz. Böylelikle aslında yaptığınız yatırımı da kısa vadede tekrar geri kazanmış oluyorsunuz. Binaların ömrünü uzatıyoruz. Depreme karşı dayanıklılığını arttırıyoruz. Aynı zamanda yaşadığınız iç ortamda ısıl konforu sağlayarak daha sağlıklı yaşam alanları elde etmiş oluyorsunuz. Biz Weber olarak mantolama sistemlerinde yer alan bütün ürün gruplarını portföyümüzde barındırıyoruz. Bunlar ısı yalıtım yapıştırıcıları ve sıvaları, mineral esaslı ve akrilik esaslı kaplama ve boyalar ve ısı yalıtım levhası, dübel, su basman profili gibi mantolama sistemin içerisinde yer alan bütün aksesuarlar bulunuyor. Yalıtım sıvalarında biz yalıtım sıva ve yapıştırıcılarında öne çıkan bir iki ürünümüz var. Diğerlerinden ayrılan, çimento esaslılardan ayrılan. Bunlardan bir tanesi akrilik esaslı Termflex. Hem yapıştırıcı hem sıva olarak kullanabiliyorsunuz. Kullanıma hazır bir ürün olduğu için de kullanıcılar için uygulanması daha kolay bir ürün. Ayrıca Dress Bay Flex'te elyaf takviyesi sayesinde çatlamaya karşı direnci standart sıvalara göre geliştirilmiş bir ürünümüz. Dış cephe uygulamalarından da biraz bahsedelim. Dış cephe uygulamalarında bizde boya ve kaplama olarak ikiye ayrılır. Kaplamalarda kendi içerisinde akrilik esaslılar ve mineral esaslılar olarak barınıyor. Birbirinden farkı akrilik esaslılarda kendinden renkli, tekstürlü yapıda bir malzeme grubudur. Tabii ki kendi içlerinde de teknik değerler ve performans olarak birbirlerinden ayrıştıkları noktalar var. Sadece tekstürleri değil. UV Flex örneğin bizim burada öne çıkan bir ürünümüzdür. Hem UV ışınlarına karşı dayanım var, hem de binalarda yapısal olmayan çatlaklarda 2.9 mm'ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahip bir ürünümüz. Mineral esaslı kaplamalar ise içerdikleri taş boyutuna göre farklı tekstürlere sahip olan ve beyaz renkli bir son kat kaplamasıdır. Genellikle üstüne boya uygulaması ihtiyacı olur ama akrilik kaplamalar kendinden renkli olduğu için böyle bir ihtiyaç barındırmazlar. Dış cephe boyalarımızdaysa yine ihtiyaca göre farklı performansta ürünlerimiz var. İşte UV dayanımı olan parlak ya da mat boyalarımız, kirlenme direnci standart boyalara göre çok daha fazla olan ürünlerimiz var. İki adet de hem iç cephede hem dış cephede dekoratif olarak kullanabildiğimiz Woodstar ve Beton Design isimli ürünlerimiz var. Ben bu dekoratif ürünlerden biraz bahsetmek istiyorum. Woodstar bizim ahşap görünümlü bir ürünümüz. Farklı 7 renk özelliği var. Aslında uygulamada çıkan tekstür biraz ustanın yeteneklerine ve deneyimine de bağlı. Hani ahşap görünümünü çok farklı bir manzarayla da size sunabilir. Altına uygulanan ürünler sayesinde de yüksek UV direnci olan bir ürünümüz. Uygulaması da değişik ve hani yaparken de gerçekten hoşunuza gideceğini düşündüğümüz bir ürün. Beton dizaynda şu anda özellikle restoran, kafe gibi mekanlarda, iç mekanlarda çok fazla karşılaştığımız beton görünümlü bir uygulaması olan bir ürünümüz. Beton dizaynda yine Woodstar gibi uygulamacının farklı tekstürler verebildiği, farklı uygulamayla birden fazla tekstür edebildiği güzel bir ürünümüz. Son olarak da iç cephe boyalarımızdan bahsedelim. İç cephede de bu sene itibariyle tinting bayilerimizi de geliştirerek yaklaşık 100'e yakın iç cephe rengimiz var portföyümüzde. 3 farklı parlaklık seviyelerine göre sınıflandırdığımız 3 farklı iç cephe boyamız, tavan boyamız ve yardımcı eleman olarak astarlarımız mevcut. Bunların haricinde
bizlerin yardımcı ürün olarak adlandırdığı sıva grupları, astar grupları ve tesviye macunları mevcut. Benim anlatacaklarım bu kadar. Gönül isterdi ki daha uzun vaktimiz olsun ve sizlerle daha uzun uzadıya konuşabilelim. Belki başka bir platformda tekrar beraber oluruz ve konuşma fırsatı buluruz. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa web sitemiz trweber üzerinden bizlere de ulaşabilirsiniz. Bütün mecralardan ulaştığınız zaman bizimle her irtibata geçen kişiyle birebir temas halinde oluyoruz. Ben şimdi sözü Eray Bey'e bırakıyorum. Ben Eray Özaydın, Weber'de su yalıtımı, teknik araçlar ve zemin sistemlerinde ürün sorumlusu olarak görev yapıyorum. Ben de Aslı'nın kaldığı yerden söz alıp devam edeceğim. Su yalıtım uygulamalarında özellikle ürün seçimiyle ilgili konular üzerinde durmak istiyorum ben de. Öncelikle binalarda su yalıtım ihtiyacı olan alanlar nereleri? Tabii ki bir suya karşı bir yalıtım yapacaksak suyun olduğu tüm alanlar bizim için su yalıtım alanı. Bu binanın ilk yapılış aşamasında temel perdesinden başlayıp sonrasında ıslak hacimler, balkonlar, teraslar, havuzlar ve su depoları olarak devam ediyor. Biz Weber olarak su yalıtımı konusunda 22 farklı ürünle çözüm sunuyoruz. Tabii ki bu çözümler kullanılacak ürünün kullanılacağı alanlara ya da projeye göre değişkenlik gösteriyor. Peki biz neye göre karar vereceğiz, hangi ürünü kullanacağımıza? Biraz ondan bahsedeyim. Su yalıtımında çok farklı yapıda ürünler var. Çimento esaslı ürünlerimiz var. Bunlar genellikle iki komponentten oluşuyor. Bu iki bileşen karıştırılıp kullanılıyor. Akrilik esaslı, bitüm esaslı, poliüretan ve poliürea esaslı su yalıtım çözümleri sunuyoruz Weber olarak. Peki bir su yalıtım malzemesi seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Ürün performansına ne gibi kriterler var bakmamız gereken? Öncelikle pozitif ve negatif su yalıtımı nedir ondan biraz bahsetmek istiyorum. Sol tarafta pozitif su basıncına karşı yalıtımı görüyoruz. Burada suyun geldiği yüzeyde eğer yalıtım malzemesini uyguluyorsak bu pozitif yalıtım oluyor. Negatif yalıtımda suyun geldiği yönden değil betonarme yapının iç tarafında. Bunu bir binanın bodrum katı gibi düşünürsek aslında bodrum katın iç duvarlarında yaptığımız su yalıtımı. Bizim tabii ki öncelikle önerdiğimiz pozitif su basıncına karşı yalıtım. Çünkü pozitif yalıtım yaptığınız zaman bina içerisindeki donatıları da sudan ve nemden korumuş oluyorsunuz. Su yalıtım malzemesi seçerken bir diğer konuda su basıncına karşı dayanım. Bu piyasada su sütunu basınç değerinden ziyade işte 1 metrelik su sütununa karşı su basıncına dayanımlı ya da 5 metre 7 metrelik su sütunu basıncına dayanımlı gibi iyi ifadeler kullanılıyor. Burada tabii ki bu rakam arttıkça ürünün su basıncına karşı dayanımı da artmış oluyor. Bir diğer konu çatlak köprüleme. Su yalıtım malzemeleri direkt betonarme yüzeye uygulanıyor. Beton yüzeyinde oluşabilecek çatlakları da tolere etmesi bekleniyor bu malzemelerden genellikle. Burada da çatlak köprüleme kabiliyetleri TS ve EN standartlarına göre belli kriterler var. 0.5 milime kadar yarı elastik olarak adlandırıyoruz malzemeleri. 1 milime kadar çatlak köprüleme özelliği varsa eğer tam elastik olarak geçiyor. Bunun üstünde de çatlak köprüleme kabiliyeti olan ürünlerimiz var. Bunları da biz kendimiz artık süper elastik ürünler olarak adlandırıyoruz. Bu da yine bir projede su yalıtım malzemesi seçerken dikkat etmemiz gereken önemli kriterlerden birisi seçilen yalıtım malzemesinin çatlak köprüleme kabiliyeti. UV dayanımı özellikle teraslar için olmazsa olmaz bir kriter. Terasa uygulayacağımız su yalıtım malzemesinin üstünü eğer kapatmayacaksak, açık bırakmak istiyorsak mutlaka UV dayanımına sahip bir su yalıtım malzemesi seçmeliyiz ki güneş ışınlarından zarar görmesin. Zaman içerisinde yalıtım özelliğini kaybetmesin bu malzeme.
Yaya trafiğine dayanım yine özellikle teraslarda uygulanan su yalıtımlarında karşımıza çıkan bir problem ya da istenen bir özellik. İşte benim bir terasım var ama çok çok sık çıkmıyorum. İşte sadece ara sıra kontrollerde ya da ne bileyim işte anteni düzeltmek, ayarlamak için çıkıyorum gibi durumlar varsa daha düşük yaya trafiğine dayanıklı ürünler kullanılabilir. Ama eğer ben masa sandalye atacağım, böyle terasta keyif süreceğim diyorsanız daha yoğun yaya trafiğine dayanıklı ürünlerin seçilmesi gerekiyor. Burada da yine eğer özellikle teras uygulamalarında seçilecek ürünlerde önemli bir kriter yaya trafiğine dayanım. Burada birkaç örnek uygulama üzerinden gitmek istiyorum. Islak mekanlarda örnek bir su yalıtım uygulaması. Su yalıtımı için öncelikle yüzeyin düzgün olması lazım ki bizim yüzeye uyguladığımız yalıtım malzemesi homojen olarak dağılabilsin. Kritik noktaların duvar zemin birleşimlerinin korunması oldukça önemli. Özellikle banyolarda, ıslak hacimlerde bu bölgelerde tam 90 derecelik dönüşler isteniyor. Bunun içinde yine pahbandı denilen özel malzemeler mevcut. Weber bünyesinde de köşe bant olarak geçiyor bu malzeme. Bu malzeme uygulandıktan sonra iki kat su yalıtımı, sonrasında da üzerine seramik ve derz uygulamasıyla ıslak hacimlerde su yalıtımı tamamlanmış oluyor. Eski seramik kaplı bir yüzey var. Eski seramikleri sökmeden su yalıtımı yapmak istiyorum. Bu mümkün mü? Elbette mümkün. Uygun bir astar kullanıldığı takdirde su yalıtım malzemesinde yine mevcut seramiklerin üstüne uygulayabiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta uygulanacak su yalıtım malzemesinin daha elastik bir yapıda olması. Çünkü alt zemin biraz daha zayıf bir yüzeye uygulamış oluyorsunuz su yalıtımını. İleride sorun yaşamak için elastik bir ürün seçilmesi oldukça önemli. Teras ve bahçelerde son dönemlerde oldukça popüler olan teras bahçe uygulaması, yeşil çatı uygulamaları. Burada da su yalıtımı olmazsa olmaz bir detay. Burada daha kompleks bir uygulama var. Çok fazla bileşen bir arada kullanılıyor. Ama burada kullanılacak su yalıtımı ile ilgili söyleyebileceğim en önemli şey, bitki kökü dayanımı olan bir su yalıtım malzemesi seçilmeli bu tarz uygulamalarda. Bizim de bütün poliüretan esaslı su yalıtım malzememiz bu özelliği karşılıyor. Bitki köklerinin aşağıya doğru uzamasını, betonarmeye zarar vermesini engelleyecek bir kimyasal yapıda malzeme. Ve temeller ve temel perde duvarlar. Bunlar da tabii ki binanın dışarıdan ilk olarak suyla temas edebilecek alanları. O yüzden buradaki uygulamalarda da kesintisiz bir şekilde malzemenin uygulanması, doğru kalınlıkta uygulanması ve yalıtımın toprak dolgusu öncesinde mutlaka XPS levhalarla korunması oldukça önemli. Ve tabii ki zemin drenajının da doğru bir şekilde yapılması gerekiyor ki biriken sular ileride özellikle bodrum katlarda problemlere neden olmasın. Weber bünyesinde bir de teknik ürünlerimiz var. Bunlar genellikle beton, tesviye ve tamir için kullanılan malzemeler. Bizim özellikle yüzey tesviyesinde kullandığımız çimento esaslı ve akrilik esaslı ürünlerimiz var. Bunları kaba alçı ya da saten alçıya muadil ürünler gibi düşünebiliriz ama çimento esaslı olduğu için bu malzemeler hem iç cephelerde hem dış cephelerde daha pürüzsüz yüzey elde etmek için kullanılabilecek malzemeler. Bir de yapısal tamir araçlarımız var. Yapısal tamir ürünleri. Bunlar da daha güçlendirme çalışmalarında ya da su yalıtımı öncesinde yapılacak tamiratlarda yüzey düzgünlüğünü sağlamak için kullanılan malzemeler. Grout ürünleri var Weber bünyesinde. Bunları da yapısal tamir araçlarının daha akışkan formda olan hallerini düşünebiliriz. Daha akışkan yapıda sadece zeminde kullanıma yönelik makine ayaklarının sabitlenmesinde özellikle ya da zeminlerde yapılacak tamirat işlemlerinde sıklıkla kullanılan ürünler çok yüksek basınç dayanımına sahip malzemeler.
Gündelik hayatta sıklıkla karşılaştığımız poliüretan köpük, silikonlar, akrilik mastikler, poliüretan mastikler ve özellikle binalara yapılacak ek yapılarda filiz ekimlerini kullanan ankraj ürünleri, bunların da tamamını Weber bünyesinde kullanıcılara çözüm olarak sunuyor. Son olarak da hızlıca zemin sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Zeminlerde Weber olarak ne gibi çözümler sunuyoruz? Burada örnek bir yerden ısıtmalı zemin sistemi görüyoruz. Son dönemlerde binalarda daha popüler hale gelen bir ısıtma yöntemi. Burada da tabii ki ısıtıcı boruların üstünde mutlaka uygun bir zemin şapı kullanılması gerekiyor. Bizim de bunun için önerdiğimiz kendiliğinden yayılan, kendiliğinden tesviyesini alan zemin şaplarımız var. Biraz bu ürünlerden bahsetmek istiyorum. LVL5 10 100 Multi. Bu ürün isimlendirmesi aslında biraz da uygulama kalınlığını anlatıyor bize. 5 milim, 10 milim ve 100 milime kadar uygulanabilen ürünler. Alçı esaslı bir zemin şapımız var. Weber Floor LVL Kombi. Ve bir de kendinden yayılan, çok hızlı kuruyabilen bir tesviye şapımız var. Bunu özellikle işte AVM gibi alanlarda yapılacak tadilatlarda tercih ediyorlar ki daha kısa sürede kullanıma açılabilsin bu alan. Zeminlerde Weber olarak sunduğumuz bir diğer çözüm de yüzey sertleştiricileri. Bunları da yine fabrika zeminlerinde, özellikle endüstriyel alanlarda, otoparklarda, uçak hangarlarında, heliport gibi yüzeylerde yüzeyin, beton yüzeyin aşınma mukavemetini arttıran malzemeler, beton döküldükten sonra yüzeye toz halinde uygulanıp sonrasında da yüzey perdahlanarak yine zeminde pürüzsüz ve aşınmaya karşı dayanıklı bir zemin oluşturuyorsunuz bu ürünlerle. Benim anlatacaklarım bu kadar. Weber olarak seramik yapıştırıcıları, derz dolgularıyla bilinen bir firmayız. Mantolamada da daha böyle son kullanıcılar tarafından bilinen ürünler. Biraz da su yalıtımı, teknik çözümler ve zeminde Weber olarak neler sunuyoruz, onlardan bahsettim. Aslı da bahsetmişti. Yine sorularınız için dilediğiniz zaman bizlere internet sitemizde ya da çözüm hattımız aracılığıyla dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Çok teşekkürler hepinize dinlediğiniz için. Eray Bey, Aslı Hanım'a teşekkür ederiz. Aynı zamanda Weber'e. Hızlıca size bugünkü konuşmacılarımızı takdim etmek istiyorum. Bugün şöyle ilginç bir tarafı var bence Art Club'ın. Daha önce hep mimarlık alanında, mimarlık üzerine konuşmuştuk. Bugün tasarımın farklı alanlarından konuşmacılarımız var. Extra Large Mimarlık Mühendislik Kurucusu Arda Işık bizimle İzmir'den katılıyor bugün bu söyleşimize. ABT Tasarım Kurucusu Ayşenur Bölükbaşı, EDDA kurucusu Eda Tahmaz ve Elips Tasarım ve Feza Design kurucusu Feza Ökten Koca bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz tekrardan vakit ayırdığınız için. İyi akşamlar için herkese. İyi akşamlar. Hızlıca aslında sorularıma başlamak istiyorum. Çünkü hepinizin çok ilham verici başarılar ve bizim görmediğimiz kısımlarda belki başarısızlıklar olan deneyimleri ve pratikleri var. Tekrar teşekkür ediyorum bugün bizde paylaşım yapmaya kabul ettiğiniz ve vakit ayırdığınız için. Hızlıca aslında sorularımızdan başlıyorum. Biraz bu tasarım yolculuğunuza nasıl başladınız ve şu an neler yapıyorsunuz? Kısaca kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Feza Hanım, sizinle başlayalım. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle herkese sağlık dolu günler diliyorum. Sesimin kusuruna bakmayın. Çok sıkıntılı bir COVID sürecini yeni atlattım ve ilk böyle keyifli bir konuşma bana enerji veriyor şu anda. Daha ofise başlayamadım. Şimdi ben Darüşşafaka Lisesi mezunuyum. Belki çoğunuz biliyordur nasıl bir okul olduğunu. 7 yıllık bir yatılı okul sürecinden sonra mimarlık eğitimime başladım.
mimarlık aslında bir orkestra şefi biliyorsunuz. Ben 7 yıl yatılı okulda okuduğumda zaten hayatım orkestra şefi olmaya başlamıştım aslında. Kişisel gelişim açısından mecburiyetten dolayı. Okul yıllarında aslında hayatımda hiç mimar görmemiştim bu arada. Çok bilinçli bir tercih değil. Belki bir sürü kişi gibi. İyi bir eğitim hayatım vardı. Böyle dereceyle mezun olmuştum. En büyük hayalim bilgisayar mühendisi olmaktı tabii ki. O dönemlerin en revaçlı mesleklerinden biri. İşte matematiğim çok iyi, TÜBİTAK'a giriyorum. Ama bu arada da resim yapmayı çok seviyorum. Resim kolu başkanıyım. Resim öğretmenim dedi ki mimarlık da yaz. Hem resmi seviyorsun hem matematiği. Yazdım ama altlarda falan kazanamadım bilgisayar. Hep Boğaziçi bilgisayar hedefim. Tabii çok üzüldüm. İTÜ mimarlığı kazandım. Şu anda İTÜ mimarlığa girmek herhalde çok güzel bir şey. O zaman çok böyle havalardayız. Neyse ilk sene gittim. İlk sene tekrar üniversite sınavına girdim zaten. Mutlaka bilgisayar mühendisi olacağım. Ama yine kazanamadım. Tabii puan iyice düştü falan. Ama sonra bir ara ben artık sevmeye başladım okulu. Devam ediyoruz okul. Okuduk ama bu arada ikinci sınıftayım. Hayatım hiç mimar görmemişim. Lise eğitim boyunca da hep böyle özel ders falan veriyorum. Yani bu Darüşşafakalı'nın verdiği başka bir disiplin var çünkü. İkinci sınıfta inşaat mühendisi bir tanıdığımıza dedim ki hani var mı hiç mimar ofisi olan, ben bir gitsem, haftada bir gün boşum var 11'den sonra. En azından vaktimi orada değerlendireyim. Sağ olsun Orhan Çakmakçıoğlu hocam beni ofisine kabul etti ve ben o gün başladım 88 yılında bir ofise gitmeye. O gün bugündür hiçbir ofisten ayrı kalmadım. O zamandan beri çalışıyorum. İlk başta haftada bir gündü. Sonra hafta sonları, sonra bayramlarda hoca inanılmaz çalışkan bir insandı. Öyle başladım. Part time başladım. Sonra 4. sınıfta IST sınavını kazandım ve Londra'ya gittim. 6 ay orada çalıştım. Hayatımın en güzel zamanıydı. Tek hayalim mezun olduktan sonra aynı ofiste çalışmaya devam etmek ve Londra'ya yerleşmek. Dönüşte öyle dediler. Sen mezun ol gel burada devam edeceksin. Tek hayalim o. Tabii o zaman ne internet var ne mail var. Sonra mezun oldum mektup yazdım. Ben mezun oldum geliyorum koşa koşa. Cevap geldi. Teacher dedi ki ekmek bulamıyorsanız pastayı. Kriz var burada. Ofis küçüldü. Kimseyi alamıyoruz. Tabii ben inanılmaz üzüldüm. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. İnsanın hayatında kırılım noktaları var. Çok üzülüyorsunuz. Her şey alt üst oluyor. Ben şimdi ne yapacağım? Döndüm. İTÜ'de master'a başladı. Bu arada da İTÜ'den sınıf arkadaşım Hakan'la çıkmaya başladı bu dönemde de. Ve bir daha da hani İngiltere'ye gitmek. Bu arada Hakan'ın da Floransa'ya gitmek gibi bir hayali vardı. Ne o ne ben bir daha ne o Floransa'ya ne bir İngiltere'ye gitmek için bir yani attempt'te bulunmadık. Ve o hayal orada kaldı. Belki bir daha şey yapsak. Hani tam o gençlik yılları. O İngiltere hayali öyle gitti ve biz işte ben master yaptım. Bir petrol şirketinin inşaat bölümünü kurdu ve biz 95 yılında evlendik. Yani mimar karı kocayız ama beraber çalışmıyoruz, o ayrı dava. Sonra işte ben bu arada hep çalışıyorum. Emlak Bankası'nda mimar olarak çalıştım bir dönem. Mesela hani alakasız işleri anlatmak. Bu arada master tezim yapım yönetimi üzerine ve ben bir bilgisayar programı yazdım. Bir uzman sistem. Tasarım aşamasında maliyeti öngören bir uzman sistem. Mesela o noktada ilerlesem hani ne o zamanlar ne application falan mesela çok farklı bir noktada belki olurdum. Belki de gene bilgisayar. Gene orada bir kırılım oluyor. Orada ilerlemedim. Sonra gene ofislerde çalışmaya devam ettim. 98'de kızım doğdu. Home office çalıştım ve 99 yılında kendi ofisimi açtım. Çok yakın bir erkek mimar arkadaşımı zar zor ikna ettim. Bir tane proje almıştım. Yalnız açmayayım, bir erkeğe ihtiyacım var ortak olarak diye. Onunla ortak açtık. Kendisi Galatasaray mezunu rehberdi. Çok iyiydi işleri. Bir yıl dayanabildi bu işleri. Yani deli işi dedi, ben bu işi yapamam. Feza seni seviyorum, ölüyorum ama yok. Ve ben 2001 yılında yalnız kaldım ofiste. O gitti. Çok önemli bir şey oldu. Ben işlerime devam ediyorum, elemanlarım devam ediyor. Ve 2002 yılında kanser oldum. 32 yaşındayım, 3 yaşında kızım. Ofisi yeni açmışım ve kanser oldum. Dedim ki yani ofis kapanmak zorunda çünkü çok ciddi bir tedavi sürecine giriyorum. Eşim çok dirayetli bir insandır. Çok çok girişken bir insandır. Onun zoruyla ofis kapanmadı. Elemanlar durdu. Ben işte kemoterapi, radyoterapi o ayrı kaldığım süreçler
haricinde hep ofisteydim. Yani radyoterapiye bile ofisten gittim geldim. Çok zor bir süreçti. Tabii bunlar olmasaydı belki çok daha farklı bir yerde olurdum. Tek başıma mı, kadınım, bunları geçiriyorum falan filan. İşte internet yok, bilgiye ulaşım yok. Günü kurtarmaya çalışıyoruz. Öyle deli gibi bir network yok falan filan. Böyle bir süreçlerden geçti bu ofis aslında. Şimdi 20 yıl oldu. Dediğim gibi hep böyle bir kırılma noktaları var. Sonra mesela 99'da ofisi açtığımızda herkes dedi ki deprem olmuş. 2 ay sonra biz ofisi açtık. Siz deli misiniz dediler. Yani millet ofislerini kapatıyor. Siz nasıl ofis açıyorsunuz? Bu da bir kırılma noktası. Yani doğru ya da yanlış bunu daha sonra görüyorsunuz. Ben sadece şimdi bizi dinleyen arkadaşlara özellikle hani işin hep parlak taraflarını görüyorlar ya aslında parlamayan tarafları çok daha fazla. Ama gerçekten çok zor bir iş yapıyoruz. Onun için hani mimarın egosu yüksek olur. Evet haklı olarak egosu yüksek olur. Çünkü gerçekten toplumda çok çok zor bir işi kotarıyoruz biz. O kadar büyük detaylar, o kadar hele bir de kendi işinizi yaparsanız daha kabus bir iş. Daha sonra işte 2005 yılında biz bu arada hep iç mimarlık yapmaya başladık. Mimarlık yapıyoruz ama daha çok iç mimarlık bir baktık. Müteahhitlik de yapıyoruz. Yani şöyle müteahhitlik değil ama kendi yaptığımız projelerin uygulamalarını yapıyoruz. Aa bir sürü şey öğrenmişiz. Bunların hiçbirini İTÜ'de öğrenmedik. Ama İTÜ'de inanılmaz bir vizyon ve disiplin aldık ama alçıpanı kendim öğrendim. İTÜ'de öğrenmedim. Dolayısıyla aslında kervan yolda düzüldü. Yani arkadaşlar 4 yıl bu eğitim için çok kısa bir süreç. Çünkü ben hocalık da yapıyorum şimdi tarafta anlatıyorum. Bu 2005 yılında taşeronlarımız var bir sürü. Bunların içinde bir de ahşap işleri taşeronumuz var. Sonra dedik ki hadi gel Halil Ökten'le beraber kardeşim Amerika'dan dönmüştü. Elo Ahşap diye Elif Suud bir imalat bölümü de kurduk. Kendi yaptığımız bütün projelerin ahşap işlerini falan yapıyoruz. Tabii bu bize mobilya, şöyle aslında mobilya çok aykırı bir şey değil. Şimdi mobilya işine geleceğim ya onun için bunları anlatıyorum. Mimarlık aslında sadece bir kütle tasarlamak değil. Çünkü sonuçta biz mimarlığı bir canlı için, yani sadece insan için değil belki bir hayvan için de yapıyoruz. Dolayısıyla orada içinde yaşayan bir canlı var. O canlının konforunu sağlamak için yapıyoruz. Yani hem dış kütle hem dış mekan ama aynı zamanda en önemlisi şey iç mekanın o kullanıcıya nasıl bir konfor yarattı. Dolayısıyla aslında mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımının birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Ben şimdi liselere kariyer günlerinde gittiğimde bunu anlatırken diyorum ki ilk önce siz bir karar verin. Tasarımcı olmak istiyor musunuz? Önemli olan tasarımcı olmak istiyor musunuz? Ondan sonra mimar, iç mimar ya da entas hiç fark etmez. Çünkü ben artık hani tasarımcı olarak bakıyorum. Çünkü hepsine karşı sorumlusunuz. Mimar da bir mobilyadan sorumlu. Bence entasçı da o mobilyanın o mekana uyumundan sorumlu aslında. Bu böyle gelişti ama ben bunu yıllar içinde öğrendim. Sonra 2012'de biraz böyle ürün tasarımı ama hobi olarak hoşuma gidiyor işte. Bana bir müşteri brief ya da ihtiyaç programı anlatmadan ben brief ve ihtiyaç programını asıl ürünün hikayesini ben belirleyerek ne yapabilirim farklı malzemelerle diye. 2012'de böyle bir hobi gibi başlayan bir süreç. Aslında bu All Design fuarlarıyla da başladı. Aslında Can Hanım'ın birazcık beni şey yapması. O fuarları katı hadi ürün tasarlayalım. Hadi bir sene bunu yapalım, bir sene bunu yapalım diye. Böyle baktım bir ürün tasarlıyorum ama bunu ticarileştirmedim. Hep ofisimde bir showroom var. Sonra 2016'da bir bumerang sandalye tasarımımla bir ödül aldım. Ama hala böyle bir ticari olay gibi. Ben hala mimarlık ve iç mimarlık yapıyorum aslında. Sonra 2017'de hiç aklımda yokken Medipol Üniversitesi'nde proje yürütücülüğüne başladım. Hala devam ediyor. Bunun ayrı bir tadı var ama zaten ofiste biz hepimiz birer proje yürütücüyüz. Çünkü yeni mezun arkadaşlar geldiğinde en az bir 3 sene biz ona hocalık yapıyoruz. Gerçekten bizim ofisimizde işe yaramaları için. Dolayısıyla ha okulda hocalık yapmışsınız da ofiste çok fark etmiyor. 2017'den beri buna devam ediyorum. Bu arada iç mimarlık ve mimarlıkla ilgili de International Property Awards'da yarışmalara katıldım. Mesela bunlar çok geç kalınmış süreçler. Şimdiki aklım olsa çok daha genç yaşta daha çok yarışmalara katılırdım. Ama bilgiye ulaşımımız bizim çok zordu o yıllarda. Şimdikiler çok şanslı. Daha sonra bunlar bitti. İşte 20 yıllık süreçte inanılmaz çok proje falan var. Bunları anlatmaya artık saatler yetmez. Ben bile hatırlayamıyorum. Geldik bu seneye. Pandemi var.
kabus yıllar falan. Ben bazı ürünlerim böyle dergilerde falan yayınlanıyor. Adres İstanbul'dan aradılar beni. Şu ürününüzü gördük, çok değişik. Hiç böyle ürün yok. Biz de mağaza açsanıza dediler. Yani ne mağazası, pandemi, kim gelir mağazaya? Ben mağazacılıktan ne anlarım, mimar falan diye böyle konuştuk, ettik, beni bir kandırdılar. Ben şimdi bir ay önce mağaza açtım orada. Ama çok keyif alıyorum. Çünkü bir şey yapıyorum ve bunu hop diye hızlıca bir son kullanıcıyla buluşturuyorum. Orada bir hikaye var. Hatta hikayesini anlatmıyorum, o geliyor yorum yapıyor. Mesela ben orada olmuyorum, şimdi 20 gündür hastayım. İç mimar bir arkadaş var. Mesela geçen gelen bir müşteri, bayağı da ünlü bir takı tasarımcısı. İşte sormuş, demiş ki hani bunları kim tasarlıyor? İşte benim hocam mimar demiş. Ha, belli bir mimarın tasarladı demiş. Mesela bu tip yorumlar benim çok hoşuma gidiyor. Ben orada yazmıyorum duvarda. Mimar gözüyle mobilya falan yazmıyorum. Ya da fütürist bilmem ne, hiçbir şey yazmıyorum. Gelenlerin bu yorumları hoşuma gidiyor. Bu da değişik bir şey. Yani mimarlık o kadar geniş bir konu ki. Çok geniş bir konu. Çok yani önemli olan bizim kendi karakterimizi anlayıp bu geniş konuya nasıl bir yönden bakabileceğimiz. Bir de ne kadar sabırlı ve ne kadar çalışkan, asıl önemlisi bu işi hayat olarak görebiliyoruz. Çünkü bu bir iş değil, bir meslek değil. Eğer bunu bir hayat tarzı olarak görebiliyorsak, çünkü ben öğrencilerime de asıl ofisteki arkadaşları da bunu hayat tarzı olarak görebiliyor musunuz? Yoksa bir muhasebeci olarak 6-7'de mesai sonrası eve gittiğinizde biten bir işse yapmayın. Çünkü gerçekten çok meşakkatli bir iş. Çok keyifli ama severseniz keyifli. Sevmezseniz dünyanın en berbat mesleği bence. Ama severseniz yani para odaklı olmayacaksınız. Para sonradan gelecek ya da gelmeyecek ya da gelmiyor. Bunu da göze alacaksınız. Bu bir yaşam stili benim için. Yaşımı da söyleyeyim, 51 yaşındayım şu anda. Ve şu anda yeni bir marka kurdum ve pandemide kurdum. Ne bekliyorsun, ne yapıyorsun? Mesela annem diyor ki ben 43 yaşında emekli oldum, kızım sen ne yapıyorsun 51 yaşında diyor. Ama öyle bir meslek değil bu. Ben kendimi bildiğim sürece, yani kafa kendini bildiği sürece yapılacak bir iş. Şu anda böyle ama dediğim gibi kırılım noktaları. Belki de ben seneye bunu konuştuğumda diyeceğim ki yanlış bir iş yapmışım pandemide. Şu anda başka bir şey yapıyorum diyeceğim ama şu an için böyle devam ediyor. İyi gidiyor hayat benim için. Teşekkür ederiz bu keyifli hikayeyi paylaştığınız için ve çok gerçekçi yönlerini paylaştığınız için. Bence birçok izleyiciye de ilham olacaktır. Sürekli o üretimde olma hali, girişim ruhu ve merak ve çalışma ve disiplinle ilgili olarak. Buradan sözü Arda Bey'e vermek istiyorum. Arda Bey, siz İzmir'de pratiğinize devam ediyorsunuz. Sizin yolculuğunuz nasıl başladı ve şu an neredesiniz? Çok teşekkürler. Öncelikle Arts Club'a davet edildiğimde şu basında yer alan Diyarbakırlı öğrenciler gibi hissettim. Harvard'ı kazanan. Hani İzmirli İzmirli mimarlık ofisi diye bahsedilince herhalde bu böyle bir şey olsa gerek diye özellikle İzmir belirtilmiş diye düşündüm. Aslında 7-8 ülkede iş yaptık. 2016 yılında MIPIM'de finalist olan bir projemiz var. Geçen sene de DNA ödüllerinde biri büyük, biri de onur ödülü. Daha sonra da başka bir yine uluslararası yarışmada da Ocak ayı de bir ödül aldık ama İzmir'de olmak çok keyifli. Hani önce onu söylemiş olayım. Ben Excel Mimarlık Mühendisliği'nin kurucusuyum. Veya Extra Large nasıl söylerseniz. Çok kısaca hem bu yolculuktan bahsetmek isterim hem de İzmir'de olmanın verdiği avantajla belki 4-5 hayatı bir arada yaşamanın nasıl olduğunu da bahsetmek isterim. Yaklaşık işte 99 yılında İzmir'e gelmiştim. 2002 yılında da ofisi kurdum. Bu arada hiçbir kamu işi yaptığımı hatırlamıyorum veya ihaleli bir iş de yapmadım. Dolayısıyla tamamıyla kendi başıma böyle bir yolculuk sürdüm. Bununla ilgili bazı touchstone imajlar var. Anlatımı onların da eşlik etmesini istiyorum izin verirseniz. Şimdi aslında babamdan başlamak istiyorum ama bu babam değil. Bu Akira Kurosawa. Akira Kurosawa'yı çok seviyorum. Yaptığı işleri çok beğeniyorum. Akira Kurosawa'nın otobiyografi gibi bir şeyi var. Kitabın adı da bu.
Ve orada aslında asker olan babasından yani kitabın başında diyor ki galiba her şeyin öncesinde ben babamla olayım diyor. Ben de aslında babamla olayım ama herhalde bunu iki yönden ele almam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben de aslında Reza Hanım gibi ne kadar tiyatro, sinema, müzik, edebiyat, şiirle aktif olarak ilgilensem de lise yıllarında veya başka sanat dallarıyla aslında tam anlamıyla bir matematik ve fen geometri öğrencisiydim, insanıydım. Ama babam herhalde mimarlıkla bir kariyer yapabileceğimi veya böyle bir vizyonum olduğunu düşündü ki üniversite sınavında beni mimarlığa yönlendirdi ve ODTÜ mimarlığı kazandım. 98-94 girişliyim ve 98 mezunuyum. Dolayısıyla kendisine çok şey borçluyum. Beni böyle bir ortam ve dünyanın içine ittiği için. Daha sonra da bu da babam değil ama Ragıp Buluç. Aslında keşke imkan olsa Ragıp Bey'den çok daha uzun saatlerce bahsedebilsem. ODTÜ'de 96-97-98 yıllarında Ragıp Buluç mimarlıkta ofise uğrama şansım olmuştu ve kendisiyle zaman geçirme şansım olmuştu. Dolayısıyla kendisi büyük bir bilge insandı. Kendisini kaybettik, belki biliyorsunuzdur. Atakule'nin mimarı olarak daha çok biliniyor ama kendisi şöyle bir şeyim var. Aslında kendi hayat döngümde de önemli bir yer bırakmıştır. Galiba 2006 yılındaydı. Bu karayolları arasında Zorlu'nun projesiyle alakalı bir ortak dosya hazırlamayı ben kendisine teklif etmiştim. Tabii ben onun operasyonu götürecek kişi olarak ama kendisi beni ortak olarak da o yarışma dosyasına dahil etti. Ve işte yaklaşık mezuniyetten 7-8 sene sonra tekrar karşılaşmış gibi olduk. Ve ben şunu fark ettim, aslında benim mesleki hayallerim, mesleki duruşum, yani küçük Ragıp olmuşum. Yani olaya bakışım tamamıyla Ragıp Bey'le büyük bir paralellik taşıyor. Demek ki öyle herhalde etkilenmiştim kendisinden. ama Ragıp Bey gülmezdi, ben gülerim diye de böyle şey yapmak istemiyorum ama Ragıp Bey'le tabii kişilik olarak farklı yönlerimiz var ama mesleki açıdan çok büyük paralellikler taşıyorduk. Onu da burada hem anmak istedim. Daha sonra evet 98 yılında ODTÜ'den mezun olduktan sonra İzmir'e döndüm. İzmir'de yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisansım devam ederken 2002 yılında evlendim ve aynı zamanda da ofisimi kurdum. Burada da aslında hangisinin baskın olduğunu bilmiyorum. Hani Sokrates'in hikayesi de insanı düşündürtüyor ama bu noktadan sonra hayatım daha da farklılaştı. ODTÜ yıllarında da kurgulamaya önem veren, mimarlığı bu şekilde ele alan ve bir söylem geliştirmeye çalışan veya bir söylem ifade eden bir yaklaşımım vardı. Dolayısıyla kurgulama, temsil, anlam ilişkileri, tefsir, yorumlama ilişkileri benim için önemliydi. Yüksek lisans tezimde de hermenetik konusunu ve yine Platon'un Kora düşüncesini çalıştım. Dolayısıyla bu anlama, yorumlama, anlamlandırma, kurgulama, temsil üzerine oldukça vakit geçirdiğimi söyleyebilirim. Aslında İzmir'in de bu noktada büyük bir yardım olduğunu söyleyebilirim. İzmir'deki ortam sizin de biraz önceki sohbetimizde söylediğiniz gibi demokratik diyebileceğimiz veya ilginç veya liberal belki diyebileceğimiz daha doğrusu ilginç bir ortam. Kişinin kendisini inşa etmesi için fırsatlar sunuyor. İzmir'de olduğum dönemde dediğim gibi 4-5 farklı kişiyi belki de gerçekleştirme şansım oldu. Pek çok STK'da yönetimde bulundum. Siyasi partide yönetimde bulundum. Spor kulüplerinde yönetimde bulundum. İş adamları derneklerinde yönetimde bulundum. Ve aslında bunlarla ilgili de sosyal hayatın çok fazla içinde kaldım. Bunların hiçbirini diyebilirim ki belli bir network veya işle ilgili bir geri kazanım değil ama daha çok hayatı tanımak adına ve daha doğrusu hayata müdahale etmek adına yaptığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla yine geriye dönersek 2002 yılında fiilen 2004 yılında da resmen Excel Mimarlık Mühendisliği kurmuş oldum.
Kuruluşun başından beri size bahsettiğim gibi bir söylem üzerine kendime has bir yorumlama ve müdahale etme üzerine bir inşaat, bir mimarlık oluşturmak istedim. Özellikle ahlaki bir pozisyon almaya çalıştığımı her projemde ifade etmeye çalıştım ve tamamıyla bunun üzerine gittim. Gerçi ben hani anlatırken belli dönemleri de bölüyorum. 2002-2008 arası aslında bu söylemi ne kadar tessem de kontrol dışı büyüdüğüm, kontrol dışı işler yaptığım bir dönemdi. Hem uluslararası hem ulusal bazda. Fuar standından işte görsel kimlik tasarımına, üniforma tasarımına, şehir meydanlarına, büyük genel merkezlere ya da büyük evlerden farklı tipte okul kampüslerine pek çok yapı yaptım. Ama tümünün yani bütün süreçleri kontrol edebildiğimi söyleyemem. Bir kısmı da ticari işlerdi. Dolayısıyla çok yorucu bir durumdu. Çok farklı ölçekte hem kısmen taahhütün hem kısmen projenin bir arada yürümesi gereken ve açıkçası ofis kadrosunu da çok iyi oluşturamadığım hem büyük hem de çok işlevsiz bir yapıdaydı ofisim. 2008 yılında kendimce bir kırılma yaşadım ve tekrar yapılandırmam gerektiğini düşündüm. Ve bu noktada da aslında bu söylemin çok kuvvetli bir tarafı olduğunu ve bunun üzerine ofisimi yapılandırmam gerektiğini ve işlerde de dolayısıyla böyle bir seçici duruma gitmem gerektiğini düşündüm. Ve 2008 ile 2014 yılları arasında bu yapılanma döneminden bahsedebiliriz. Bu söyleme uygun olarak işler aldım ve bunları takip etmeye çalıştım. 2014 sonrası hem mühendislik kısmımızı oluşturduk kendi bünyemizde. Excel mimarlık ve mühendislik oldu. Dolayısıyla structural design dediğimiz statik tasarımı da yani en küçük ölçekten en büyük ölçeğe kadar kendi bünyemizde oluşturabileceğimiz, tartışabileceğimiz ve çok hızlı bir şekilde tasarlayabileceğimiz bir yapıya döndük. Bu noktada daha büyük ölçekte aldığım işlerin de bu şansı getirdiğini söyleyebilirim. Bu dönemde ticari projeleri de terk etmiş oldum. O da bir iyi bir stratejik hamle oldu. Bu noktada size bahsettiğim gibi 2016 yılında MİKİM'de finalist olan İSKA Arena projemiz. Ne yazık ki daha sonra belediyedeki 5000 planın değişmesiyle alakalı olarak uygulama fırsatı bulmadı. Bir şans getirdi. Yine 2020 yılında da bahsettiğim önce İrme Elektrik Genel Merkezi, daha sonra da Vitko Paylaşımlı Ofis ve Çalışma Alanı'nın ödül kazanmasıyla aslında büyük bir ivme yakaladık. Şu anda da yine bu söylemi ifade eden ve aslında kendini de ifade eden projeler yaptığımızı düşünüyorum. O yönde bir algı da olduğunu düşünüyorum. Ve aslında bu kadar. Yani süreç buraya kadar geliyor ve burada da işler devam ediyor ve bahsettiğim gibi çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz bu bizimle paylaşmanız için. İzmir'e de selam olsun. Şu an çok güzel bir yerden bize katılıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok güzel konuştu arkadaşlarım Feza da Arda da. Vallahi bizim tabii herkesin hikayesi farklı. Benimki şöyle, ben lise dönemine kadar, üniversiteye kadar hiç elime kalem kağıt almış bir insan değildim. Çok tamamen tesadüfen restorasyon bölümünü kazandım. Ben konservatuarda okuyordum aynı zamanda, yarı zamanlı olarak. Ve hep İşte piyano çalıyordum ve de her zaman bizim dönemimizde resim ve müzik diye seçmeli iki ders vardı. Ve her zaman ben işte piyano çaldığım için müziği seçtim. Ve hiç benim ailemde de hiç kimse yok mimar olan, ben ilkim. Ve de işte doktor ve hukukçu ağırlıklı bizim ailede. Ben bilmeden girdim bölüme. Yani bir hocam dedi ki Eda senin işte analitik gücün yüksek, matematiğin, fiziğin iyi. Sen de istiyorsan de işte restorasyonu yazabilirsin işte eğer hani şey olursa sınavın durumuna bağlı.
Ama hani benim hiç böyle bir şeyim olmadı. Sonra restorasyonu kazandım ben. Ve de çok çok değişik geldi bana. Yani vay be dedim. Yani demek ki hani çizmek, elle bir şeyler yapmak hani piyanonun dışında çok çok keyif verdi bana. Ve çok sevdim bölümü. Yıldız Teknik Üniversitesi restorasyonu bitirdim. 89 mezunuyum ben. 89-90 mezunuyum. Ve çok çok iyi hocalarımız vardı. Bizim bölüm başkanımız Lemi Mere'ydi. Profesör Lemi Mere, Çırağan Sarayı'nda restorasyonu yapan kişiydi. Onun yanında staj yaptım. Ondan çok şey öğrendim. Gani Gani rahmet eylesin diyorum. Buradan onu anmak istedim. Ve de sonrasında üniversiteden ikincilikle mezun oldum ben. Bölüm ikincisi olarak mezun oldum. Ve o dönemlerde bölüm ikincisi olarak mezun olduğunuz zaman ilk üçe girerseniz eğer sizi mimarlık fakültesinde geçiş yapabiliyordunuz ikinci, üçüncü sınıftan. Fakat benim geçeceğim sene o kanunu değiştirdiler. Ve de ben geçemedim. Hatta bunun üzerine babam hukukçu olduğu için biz Ankara'lara gittik, dava açtık vesaire. Ve de işte demin Feza'nın da bahsettiği gibi hakikaten kırılma noktaları çok ilginç. Ve ben mimarlığa geçemedim. Fakat çok çok seviyorum mesleğimi ve çok hakikaten deli gibi çalışıyordum yani. Babamın çok yakın bir arkadaşı vardı. Sağ olsun Saruhan mimarlığa girdim. 89-90 senesinde. Restorasyona başladım. Hakikaten o benim için çok büyük bir avantaj ve çok büyük bir avantaj oldu. Neden? Çünkü çok iyi bir ofis ve de çok güzel işler yapan, hakikaten mesleği bir yaşam stili olarak gören insanlar. Böyle olunca da ben daha da çok sevdim ve dedim ki ben mimarlığa devam etmek istiyorum yani. Bunu yapmak istiyorum. Ve de bir sene çalıştım full. Bu bir tutku hakikaten. Yani sonrasında ben Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık bölümünü birincilikle kazandım. Ve de bütün hayatım, bütün okul hayatım boyunca, Mimar Sinan'da okuduğum bütün okul hayatım boyunca hep çalıştım. Çalışmayı hiç bırakmadım. O yüzden hep gençlere söylüyorum. Bana hani bazen geliyor arkadaşlar işte biz diyorlar okulu bitirdik çalışmaya başlıyoruz. Yanlış. Hani okulu bitirdik çalışmaya başlıyoruz diyorsan zaten sen bir sıfır geridesin demektir. Ben her zaman diyorum ki ilk bizim çünkü öyle bir mesleğimiz var. Biz doktor ya da hukukçu değiliz. İşte onlar da gerçi staj yapıyor vesaire ama biz okurken de çalışabiliriz. O yüzden okurken çalışmanın avantajını mutlaka kullanın diyorum. Ve ben full çalıştım. Yani bizim Mimar Sinan Üniversitesi'nin rıhtımı çok güzeldir. Ben o rıhtıma herhalde 10 kere falan çıkmışımdır. Ve de 94 ve 97-98 mezunuyum. 93-94 girişliyim. Aynı zamanda hani hem okuyup hem çalışarak üniversiteyi birincilikle bitirdim. Sonrasında da ben dedim hani ne yapabilirim? Çalışmaya devam ediyordum aynı şekilde. Hep restorasyon yapıyorum. Restorasyon projeleri yapıyoruz bu arada. Sonrasında ben işte dedim ki hani bunu daha da çok kendimi geliştirmek istiyorum. Amerika'ya gittim. Chicago'da. Orada önce bir dönem işte lisandı vesaire onlardan sonra da Endüstri Tasarım Bölümü University of Illinois at Chicago'da Endüstri Tasarım Bölümüne girdim. Orada bir takım dersler aldım vesaire. Sonrasında da bitirdim. Orada bir seneye yakın çalıştım. Museum of Science and Industry diye bir çok güzel bir müzeleri var. Zaten Chicago hakikaten çok güzel bir şehir. Hayatımın en güzel seneleridir onlar da. Hep onu söylüyorum. Sonrasında geldim buraya. Ve de işte çalışmaya devam ettim gene aynı şekilde. Hem bir iç mimarlık hem bir restorasyon. Sonrasında kendi ofisimi kurdum. 99-2000 senesinde. Bir arkadaşımla beraber kurduk. Ve 2000 senesinden beri de sonrasında 2008'de de ben kendi ofisimi tek başıma olarak devam ettim. Edda Architecture olarak, Edda Mimarlık olarak. 2008 senesinden beri de mimarlık, iç mimarlık, tasarım yapıyoruz.
Demin Feza'nın da söylediği gibi ben hiçbir şekilde bu prensip disiplinlerin hiçbirisini ayrı olarak görmüyorum. En güzel iç mimarlık nasıl çıkar, nasıl yapıyorsunuz diyorlar. En güzel iç mimarlık çok iyi bir mimari bina ve mimari mekanla ortaya çıkar. Siz istediğiniz kadar güzel bir tasarım yapın ama o tasarımın yapısal olarak mimarisi kötüyse çok 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 %100 istediğiniz şeyi elde edemiyorsunuz. O yüzden bunlar hepsi bir bütün. Süper bir iç mimari proje yaparsanız, çok güzel bir uygulama yaparsanız ama içine koyduğunuz mobilyalar kötüdür ya da ışık aydınlatması kötüdür. Gene iyi sonucu elde edemezsiniz. Yani bunların hepsi bir zincir, bir bütün. Bunu işte biz yani çok fazla iç mimarlık mimarlığı hep ayırmaya çalışıyorlar. Sizce iç mimarlık mimarlık mı? Böyle bir şey yok yani. Biz mimarlık da yapıyoruz, iç mimarlık da yapıyoruz. Yaptığımız bütün tasarımları, uygulamasını yapıyoruz. Aynı zamanda bütün işte mobilya tasarımlarını, aydınlatma tasarımlarını yapmaya çalışıyoruz. Ve farklı disiplinlerle beraber çalışıyorsunuz. Çünkü siz özellikle iç mimarlıkta yani mekanikçi, işte elektrikçi, işte aydınlatma uzmanı falan o kadar büyük bir ekibiz ki. O yüzden ben onu söylüyorum hep arkadaşlara da. Bu büyük ekip çalışmasını seven insanların mimarlık yapması gerekiyor. Aynı zamanda da demin arkadaşlarım da bahsettiler. Dediğimiz gibi bu bir yaşam stili. Ama bir sürü başarısızlık olabiliyor. Dediğim gibi hayatta sizi çok böyle kıran ve bu nasıl olur dedirten şeyler oluyor. Ben de bırakabilirdim ama bırakmak istemedim. Kendimi daha da çok geliştirmek istedim. Hala da geliştiriyorum. Hele pandemide geçen bir baktım 20 tane eğitim almışım. Yani insan devamlı, bu meslek öyle bir meslek. Geliştikçe hiçbir şey bilmediğinizi, öğrendikçe daha da geri düştüğünüzü hissediyorsunuz. Daha da çok öğrenmek istiyorsunuz. Bu öyle bir iştah ki ve de işte o dönemden beridir de işte 99 senesinden beri ben de kendi pratiğimde hem ofis, konut, tasarımla ilgili her türlü şeyi yapıyoruz. ATM'de tasarlıyoruz, kapı kolda tasarlıyoruz, yeri geliyor işte villalar, işte büyük bina cepheleri vesaire tasarlıyoruz. Her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peyzaj işine pek girmemeye çalışıyorum. o bitkiler beni bozuyor yani, o bitki başka bir şey. Ama elimizden geldiği kadar işte tabii peyzaj da işin iç peyzaj özellikle şimdi çok ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Ama hep peyzaj mimarlarımızla beraber hiçbir zaman kendimiz ilerlememeye çalışıyoruz. O konuda asla kendime güvenmiyorum. Hani diyorlar ya ben kendime güveniyorum. Ben güvenmiyorum kendime. Çünkü hep sorarım. Her aşamasında, işin her ilerleyişinde etrafımdakilere sorarım. Beraber çalıştığım herkese sorarım. Ve de gençlere de hep bunu söylüyorum. Tabii ki kendinize güvenin ama bir o kadar da güvenmeyin. Çünkü bu iş çok gelişen bir iş. Sizin görmediğiniz bir şeyi başkası görebiliyor. O yüzden de ekip çalışması çok önemli. Aidiyet duygusu, ben işte ondan bahsediyorum. Her zaman için çalıştığınız ofislerde, iyi ofislerle çalışın. Bu çok önemli bir konu bence. Seçmek çok önemli. Benim de bir şansımdı mesela. Tamamen bir şans. Ama bunu ben tecrübe ederek öğrendim. Ama herkese bunu söylemeye çalışıyorum. Benim her tanıdığım kişiye doğru yerlerde çalış demek istiyorum. İşte büyük bir tutkuyla biz de yapmaya çalışıyoruz mesleğimizi. Elimizden geldiği kadar. İnşallah soruları da iyi bir şekilde cevaplandırırız. Evet, sorular fark etmişsinizdir. Katılımcılarımızda sorular sormaya başladılar. Bu yüzden böyle çalışıyorum. Evet. Bir sürü soru. Şey de gelecektir muhtemelen. Bu aldığınız eğitimlere dair bir soru da gelecektir. Onu kenara bırakalım ama şimdi Ayşenur Hanım'a dönmek istiyorum. Ayşenur Hanım, aslında benim için de çok önemli sizi ağırlamak. Çünkü çoğu zaman şu güne kadar yaptığım etkinliklerde genelde mimarlık ve iç mimarlık disiplininden kişilerle konuştum. Biraz pozitif ayrımcılık da yapabilmek adına peyzaj mimarlığına da bir alan yaratmak üzerine size son sözü vermek istedim aslında. Teşekkür ediyorum.
Herkesin hikayesini dinledim. Gerçekten ilham verici hepsi. Umarım benimki de öyle olur. Ben 98'de peyzaj mimarlığı bölümünü kazandım. Bu biraz benim çok hayal edip de planladığım bir şey değildi. Ben içine düştüm mesleğin. İyi ki düşmüşüm. Çok severek yaptım. Okurken çok seveceğimi de anladığım, hissettiğim bir mesleğe sahibim. Tabii bunun etkileri var. Ne etkisi oldu? İyi bir bölüm başkanımız vardı ve bize kendimizi çok özel hissettirdi. Yani çok işimizden dolayı çok önemli ve özel hissettirdi. Ben o motivasyonla mezun oldum. Biraz da onun da avantajını yaşadım. En başında tabii acaba ben bunu yapacak mıyım, yapmayacak mıyım diye düşünürken o sene abim de yurt dışında master, doktorasını yapıyordu. Onu ziyaret etmiştim. Orada bir motivasyon kaynağı daha oldu. Onun arkadaşı mimardı ve o böyle hani peyzajın ne kadar hani kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu Amerika'da, Chicago'da işte bir sürü kitaplar hediye etti bana vesaire. Tabii o zamanlar böyle şimdiki gibi dijital böyle muhteşem resimler, işte bilgilere çok kolay ulaşmak öyle bir imkan yoktu. O kitaplar çok kıymetliydi benim için. O motivasyonla ben üniversiteyi bitirdim. Biraz da üniversitede okurken karar verdim ne yapacağımı. Yani işte 3. sınıfta VES gibi ben evet bunu kendime bir tablo çizdim. Bu olsun istiyorum dedim ve o yolda hep ilerledim. Biraz insan karar verince ne yapmak istediğini algı da hep o yönde açık oluyor. Yani bir plan yapabiliyorsunuz, işte o fırsatları görebiliyorsunuz. O yüzden insanın ne istediğini karar vermesi de bence kıymetli bir şey. Zaman zaman bunu tecrübelerle insanlar karar veriyor. Kimi de işte benim gibi bu olsun deyip öyle baştan karar vermiş de olabiliyor. Mezun oldum. Planım şuydu. Ben bir tecrübe edineyim. Biraz da son senede şeyi arıyordum. Yani ben bir iş alayım öyle firmamı kurayım. Onun arayışındaydım. Bir de mimar arkadaşımı ayarttım. Hadi biz bu işi yapalım diye. O motivasyonla ofisimizi açtık. 3 yıl gayet iyi gitti. Yani hani yeni açmışsınız işte bir sürü sıkıntılar var. İşte kirasıydı, oysuydu, busuydu. Ama her şey yolunda gitti. İşte 3 yıl sonra bir küçük bir ayrılık yaşadık. Sonrasında da ben 2009 yılında 2010'a doğru tek başıma devam etmeye de başladım. Bu şirketimi kurdum. Tasarım hep zaten yapmak istiyordum. Yani yapacağım şeyin tasarım olduğunu biliyordum. Şimdi de hep o yönde ilerliyor. Yani pek uygulama işine çok nadir ufak böyle hani insan kendini mutlu edeceği şeyler olur. Onları yapıyoruz evet. Ama genelde projelendirme üzerine devam ediyor. Ben biraz Arda Bey'in aksine kamuyla daha çok çalışıyorum. Çünkü yeşil alanlar, büyük yeşil alanlar genelde kamunun inisiyatifinde. İşte parklar, meydanlar, şu son zamanlarda gündeme gelen millet bahçeleri bu şekilde ilerliyor. Tabii bununla ilgili şunu söyleyebilirim. O bir alanı tasarlarken oradaki her şeyi tasarlıyoruz. Yani peyzaj mimarlığı sadece plantasyon, bitkilendirme değil. Oradaki işte mobilyasından, işte yürüyüş yollarından afisine, oradaki kent objesini aydınlatmasına kadar bizim tasarladığımız alanlar oluyor. Şöyle küçük bir tane şey göstereyim. Hani yapısal ağırlıklı bir işimizi göstereyim. Mesela bu bir meydan tasarımı. Şurada gördükleriniz işte Kiox'tan hallice 40 metrekare civarında işte kafe restoran tarzı yeşil çatısı olan bir üniteler. Ve gerisi de meydan. Aslında geniş sert zemin olması gerekiyordu. Bir boş bir meydan istiyorlardı. Ama biz biraz daha onu kırmak istedik. Çünkü zaten çok fazla yapıların arasında kalan bir yerdi. Burada çok az bir şey var. Plantasyon var. Aslında bir park bahçe değil, meydan. İşte buradaki anıtından aydınlatmasına, işte bakalım mobilyasına kadar her şeyi peyzaj mimarları tasarlayabiliyor. Tabii ki bünyemizde yani beraber çalıştığımız mimarlar oluyor. Onlarla ortak çözümlerimiz oluyor. Gibi gibi. Bu yapısal ağırlıklı bir proje. Bir de mesela bitkisel ağırlıklı bir proje göstereyim.
Rusya için hazırladığımız bir projeydi. Vladikavkaz şehrinde bir rekreasyon alanı. Şöyle bir vaziyet planını göstereyim, nasıl bir yeşil alan olduğunu anlayın. Alan burası. Burada ne vardı? Şu göl etrafındaki evler vardı. Onlar bungalov tarzı yapılar. İşte otel evet düşünülmüştü. Bu yüzülebilen bir gölet. Bu da sadece seyir amaçlı bir gölet. Ama mesela burada biz ne yaptık? Yapısala da bir küçük dokunduk. Mesela göletin etrafında yüzülebilir. Göletin etrafındaki bungalovlar spa amaçlı oradalar. İşte onların yönleriyle değiştirdik gibi gibi. Daha çok yeşil alan ağırlıklı işte ne diyeyim plantasyonu ön planda bir proje oldu bu. Yani aslında burada anlatmak istediğim peyzaj mimarını sadece hani plantasyonla sınırlamayın. Biz işin içine aslında ilk baştan yani siz yapıyı araziye yerleştirdiğiniz anda biz beraber çalışmaya başlarsak çok daha verimli bir proje oluyor. Çünkü biz genelde dış mekanı hayal ediyoruz ve eğitimimiz de o yönde olduğu için algımız hep o bahçeyi maksimum nasıl verimli kullanabiliriz ya da dış mekanı en verimli nasıl kullanabiliriz. Dediğim gibi bizim için önemli olan peyzaj mimarının aslında ne yaptığını iyi ifade edebilmek. Yapısalla bitkiseli beraber tasarlıyoruz. Zaten o öyle anlamlı oluyor. Yani bize tabii işler mesela geliyor. Hatta hani yapısalı inşaatı bile yapılmış oluyor. Hadi buraya peyzaj yapalım. Yani bir sürü sıkıntılar ve verimsiz alanlar ortaya çıkabiliyor. En başından orada olursak o zaman çok daha iyi işler çıkıyor diye düşünüyorum. Benden de bu kadar. Teşekkür ederiz Ayşenur Hanım. Aslında Pardon? Sorular var gördüm ama herhalde ilerleyen zamanlarda. Evet, bir yandan süremiz de daralıyor. O yüzden aslında özünde ortak olan bazı noktalar vardı bu hepinizin bahsettiği yolculuklarda. Sanıyorum ki buradan çıkaracağımız en önemli mesajlardan biri aslında ekip çalışması ve bu disiplinler arası yapının tasarım süreçlerinde ne kadar değerli olduğu. Ayşenur Hanım'la bitirmişken tekrar aslında yine sorular arasında en çok gelenlerden birini seçip soruyor olacağım öğrencilerden gelen. Bu hepimiz bir kırılmalardan bahsettik bu tasarım yolculuğu süreçlerimizde. Ve bu kırılma anlarında ya da bu olumsuz kriz anlarında neydi sizi motive eden devam etmeye ve bu süreci nasıl kotarabildiniz? Tekrar sizden Arda Bey'e doğru gidiyor olacağım. Evet. Yok, ben açıkçası hani kendimi zor tuttum çünkü şöyle aslında bence ortak noktası yani bugünkü akşamki konuşmacıların kırılma lütfen noktası diye bir şey olmamış. Yani herkes o kadar mücadeleci ve yani mesleki sebeplerden ya da kişisel sebeplerden hiç kimse kırılabilecek gibi durmuyor yani burada. Veya ben kendi adıma da onu söyleyebilirim çok rahatlıkla. Kırılma noktası diye bir şey yok. Yani mücadele aslında Rakip Bey'in bir sözü vardır. Bu bir proje bir Prometheus işkencesi gibi der ve hani aslında her proje içinde, projenin tüm süreçleri içinde ve onlarca revizyon, binlerce revizyon ve her birini aslında yani aslında çok benzer hikayeler de, başlangıç hikayeleri de yaşamışız. Çoğumuz da aslında bu mükemmel kurgulama üzerine bir şeyimiz de var, hassasiyetimiz de var. Projenin her sürecinde bu işkenceyi ve sonraki süreçlerde de, sonraki projelerde de yaşamışız. Ve onun için ben kendi adıma da yani bu gecekiler içinde kırılabileceğimizi düşünmüyorum yani. Ortak nokta bu bence, kırılma diye bir şey yok. Doğru, belki de soruyu değiştirerek sormam lazım. Bu yolculukta olma durumunu sürdürebilmek adına oradaki temel motivasyon ve güç nedir diye aslında sorayım. Çünkü bahsettiğiniz gibi evet bu süre gelen bir şey, bir yolculuk. Ayşenur Hanım? Ben şöyle söyleyeyim, hakikaten doğru. Kırılma noktası belki yön değiştirme olarak düşünebiliriz ama yani her şey çok böyle hiçbir zaman şey olmuyor böyle çok güzel her şey çok iyi işte o işler geldi falan böyle olmuyor hakikaten ama bu kırılmayı gerektirmiyor. Ben de işte ilk şirketimden ikinci şirketimi kurulma aşamasında bunu bir kırılma noktası dışarıdan algılanabilir ama ben hiç kırılmadım, hemen onu alıp bir kenara koydum ve yoluma devam ettim. Biraz kendimi de çok iyi motive ederim yani. Bu yaptığımız işi sevmekle de alakalı. Yani hani hakikaten çok seviyerek yapıyorum.
hadi aramızda kalsın. Bazen şey diyorum ya, proje çiziyorum, bir de üstüne para veriyorlar bana. Yani hakikaten keyif aldığım için, hani bu bir yaşam tarzı oluyor. Yaşamdan vazgeçemeyeceğiniz gibi bir durum oluyor. Süreç çok keyifli ama evet kolay değil. Ama zaten kolay olan hiçbir şey de başarıyı getirmiyor. Yani bir sıkıntı, bir mücadele peşinde başarı hikayesini de getiriyor diye düşünüyorum. Ama ben kendi adıma hiçbir zaman bir şeyi böyle onu bir kırılacak, bir küsecek ya da uzatacak bir yapım yok. Bir şey mi var? İyi kötü, o tamamen insanın algısıyla alakalı. Onu kenara koyup yoluma devam edebildiğim için böyle bir hani meslekten küseyim, kırılayım ya da yön değiştireyim hiç olmadı. Ben hani dediğim gibi içten motivasyonlu olmak önemli bir şey. Karar veririm. Evet, mesleğimi ben belki seçerek ya da hayal ederek gelmemiştim ama inanın şöyle oldu. İkinci sınıfta içeriye girerken bu senin mesleğin ve senin hedefin buydu dedim. Ve gerçekten o günden bugüne kadar ben mezun buraya da geleceğimi planladım yani. Buraya gelirken şey dedim, öyle geldim ya, ben şimdi atomu parçalayacağım. Hakikaten o özgüven, o içimdeki o hiç böyle mesleğime dair, ki bizim mesleğimizde şöyle bir dönem yaşadım. Peysaj mı, peyzaj mı, siz hani nesiniz? Biz böyle bir şeydik, nesildik. Şimdi çok daha iyi, çok daha algılanabilir. Benim ilk zamanlarda çizdiğim projelerle, çok mu uzattım? Tamam. Buyurun lütfen. İlk zamanlar proje çizerken bana adres veriyorlardı. Şurada bir park. Ben gidiyordum, oradaki insanları buluyordum, konuşuyordum. Ne ihtiyaç var, ne yapıyorsunuz burada? Onları kendim yaparken şimdiki projelerimin yani başkan yardımcısı, park bahçeler müdürü, heyetle beraber gidiyoruz. Onlar anlatıyorlar. O kadar önemli olduğunu farkındalar ki. Bu da tabii ki mesleğin gelişimiyle alakalı. Sözü arkadaşlara bırakıyorum. Öyle dediğim gibi konuşurum ben. Teşekkür ederim. Eda Hanım, sözü size vereceğim ama bu aldığınız eğitimlerle ilgili bir soru gelmiş. Ben de bir ipucu vermiş oldum. Birkaç örnek verir misiniz bu pandemi sürecinde aldığınız eğitimlerden? Aha, tabii. Onu söylerim. Ama bir soru var. Lütfen. Demişler ki, Ezgi Avcı söylemiş, bu sormuş. Doğru yerlerde çalışmalısınız dediniz. Bizler için doğru yerler olduğuna nasıl karar verebiliriz sizce? Yani işte demin Ayşenur da söyledi ya, hedef. Yani o hedefi koymak hakikaten çok önemli. Ben işte gelen özgeçmişlere diyorum ki, hani herkesle konuşurken, arkadaşlarla sizin diyorum hedefiniz ne? 3 sene sonra, 5 sene sonra, tabii Türkiye'de bunu söylemek çok zor ama en azından ekonomiyi bir tarafa bırakırsak, ne yapmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun? Öz geleceğini bana söyle. O yüzden bu hedef işi çok önemli. Hedefte de işte CV'ye baktığınız zaman işte Pimapen firmasında çalışmış, mutfak firmasında çalışmış veya ne bileyim, yani o tarz firmalarda çalışarak tasarımcı olamazsınız. Tasarımcı kişiliğinizi hiçbir zaman geliştiremezsiniz. En önemlisi burada hakikaten aidiyet duygusunu çok iyi hissedebileceğiniz, çok büyük ölçekli olmayan, birebir belki işin sahibiyle çalışmanız gereken, eğer ofislerde çalışırsanız hakikaten işi çok daha kısa sürede ve bir sürü farklı şeyi de görerek öğrenirsiniz. Yani işte bizim ofise gelen arkadaşlarla işte biz konuşuyoruz. Bizde hem mimarlık var, hem iç mimarlık var, hem bir sürü farklı materyalle çalışıyoruz. Hepsini bir arada görüyorlar ve bu işin her aşamasında oluyorlar. Tasarım süreci, bunun işte bilgisayara geçirilmesi, sonra bunun fiyatlandırılması, keşif ve sonra uygulama aşaması. Sadece ben 3D Max veya işte o tarz bir 3 boyutlu program kullanacağım ve onu yapıyorum derseniz zaten hiçbir şey bir şekilde kendinizi geliştiremezsiniz diye düşünüyorum. Onu da bileceksiniz. Diğer çizim programlarınız da iyi olacak. Aynı zamanda uygulamayı da bilmek, yerinde de görmek durumundasınız. O yüzden bu şekilde bir ofis seçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Benim eğitimlerime gelirsek, ben permakültür eğitimi aldım. Çünkü bir şekilde hakikaten kendi kendimize yetebiliyor olmamız gerekiyor. Tavukçuluk eğitimi aldım.
Çünkü bunların hepsinin bir bütün olduğunu anladım. Tavuklar da bir şekilde bahçe için çok önemli. Onun dışında astroloji eğitimi aldım. Felsefeyle devam ediyorum. Felsefe derslerimize devam ediyoruz. Sanat tarihi derslerine devam ediyoruz. Farkındalık, meditasyon eğitimlerim devam ediyor. Böyle hakikaten işin içine girdikçe daha da çok öğrenesi geliyor insanın. Ama bu şimdiye kadar aklıma gelenler. Teşekkürler Eda Hanım. Feza Hanım. Aslında bu şimdi kırılma... Evet. 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 Şimdi... Pardon. Oradayız. Evet. Buyurun. Evet. Ben... Siz bana bir şey söyleyecektiniz. Yok, evet. Bundan bahsedecektim. Sanıyorum siz zaten soruyu... Evet. Tam şeyi açtım. Şimdi kırılma noktaları aslında hani yaşarken o anı kırılma noktası olarak adlandırmıyorsunuz. Yaşadıktan sonra geriye dönüp baktığınızda adlandırıyorsunuz. Çünkü onu adlandırırsanız o zaman işin içinden çıkılmaz. Çünkü hayat bu. Hayatın yani aslında iyi tarafları belki daha az, belki sorunlu tarafları daha çok ama iyi taraflarını keyifli geçirdiğimiz için daha çok gibi geliyor olabilir. Dolayısıyla hani o kırılma noktası hani o anda mesela iflas etmiş olabilirsiniz ama onu kırılma noktası olarak değil de ne üretirim ben bunu devam ettiririm diye devam ediyorsun. Sonra geriye dönüp baktığınızda o gün çok kötü geçmişti ama şöyle devam etti ya da hastalık oldu. Hastayken de belki daha az çalışıyorsunuz ama çalışmaya devam ediyorsunuz. Yani o hayatın sürecinde bir değişiklik yapmıyorsunuz aslında. Sadece o günler biraz daha zor geçiyor ama süreci değiştirmiyorsunuz. Süreci değiştirmediğinizde yani ne yapıyorsanız, üretim mi yapıyorsunuz? Mesela üretmek en iyi terapi aslında, en iyi tedavi yöntemi belki de. Siz üretmeye devam ediyorsunuz. Belki farklı bir şey, o gün proje üretiyorsunuz, yarın belki mobilya üretiyorsunuz. Bizim de konumuz üretmek olduğu için inatla o üretime devam ettiğimiz sürece kendimizi aslında işte artık tedavi midir, iflas mıdır? Mesela çok büyük bir proje yaptınız, herkes onu biliyor. Belki o projede aslında siz iflas etmiş olabilirsiniz. Ödül almışsınızdır ama iflas etmişsinizdir. Yani onun parlaklığı ya da matlığı hani içinizde aslında. Yani dolayısıyla aslında mimarlık çok kapsamlı bir iş. Arda Bey'in dediği gibi hiçbir iş birbirinin tekrarı değil. Bir kere her yeni proje inanılmaz sancılı başlıyor. Hani çok sıkıntılı bir proje bitirince aa ne güzel sıkıntılı bir proje bundan sonrakinde bunun ben beni kaymağını yiyeyim gibi bir durumunuz yok ki. O sıkıntılı proje bitiyor. Yeniden bir projeye başlıyoruz ve gerçekten o karın ağrılarıyla başlıyorsunuz. Hasbel kadar iyi de olabilir. Tabii sizin ona verdiğiniz tabii tecrübelerle daha iyi bir proje yapıyorsunuz. Her yeni proje bir öncekinden biraz daha iyi oluyor. Çünkü daha iyi öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında ne kadar devam ederseniz o kadar daha iyi bulma olasılığınız var. Her ne kadar bir takım hatalar, şanssızlıklar yaşasak da devam ettiğimiz sürece daha iyi bulma olasılığımız var. Belki bizim hepimizin de ortak noktası devam ediyor olmamız. Yani sonuçta mesleğimiz bu, konumuz bu. Devam ettiğimiz sürece de daha iyi yapacağımızı bildiğimiz için devam etmişiz. Ama geriye dönüp baktığımızda keşke işte bazıları biraz daha belki şanslı olabilir. İşte bu kırılma noktalarını yaşamamıştır. İşte bir mimar müşterisi kadar iyidir mesela. Ne kadar iyi bir müşteriniz varsa vizyona, siz o kadar iyi mimarsınızdır. Ha tabii ki iyi ve kötü mimarlar var. Evet, okey. Ama müşteri çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi ben mesela mobilya tasarlıyorum. Biraz daha müşteriden bağımsızım. Burada belki benim daha iyi olmam önemli. Çünkü ben hazırlıyorum bir ürünü, ressam gibi. Ben okulda da diyorum çocuklara, arkadaşlar biz resim çizmiyoruz. Biz bir müşteri geliyor, bir brief veriyor, onu mutlu etmeye çalışıyoruz ama teknik doğrularla mutlu. Yani çizdiğimiz her çizgi bir malzeme anlatıyor orada. Bir resim değil çizdiğimiz şey. Tamamen teknik bir şey aslında çizdiğimiz şey. Ben resim yapamıyorum ki nasıl mimar olayım? Bunun alakası yok. Ha resim ayrı bir görgü meselesi. Resim, sanat bunlar tabii ki mimarlığı çok daha üst noktaya getirecek ama iyi mimar olmak için iyi resim çizmeye gerek yok. Elle ifade etmek için iyi resim çizmek gerekiyor tabii şantiyede bir fikri ifade etmek için. Ama önemli olan ilk önce teknik olarak doğru çizmek. Ayakta duracak,
işte bütçesi, bilmem her bir şey. Dolayısıyla o kadar çok eğitim var ki bizim almamız gerekiyor. Ama biz 4 yılda mezun olduğumuz için çok az eğitimle mezun olur. Sonra hayatın içinde o eğitimleri kendi kendimize almaya çalışıyoruz. Mesela iş kuruyorsunuz, muhasebe bilginiz, hukuk bilginiz, işletme bilginiz yok. Yani benim yoktu yani. Hala bile kaç yıllık. Halbuki bunları zamanında almam gerekiyor. Hukuk bilgimin çok iyi olması lazım doğru sözleşme yapmak için. Muhasebe bilgimin çok iyi olması lazım. Hepsini aynı anda yapmaya çalıştığınızda mutlaka bir yerlerden fedakarlık ediyorsunuz. Mutlaka bir şeyler eksik gidiyor. Bunlar işte hep biz tecrübe yapılan hataları toplamı. Ben çocuklara hep onu anlatıyorum. Ne kadar tecrübeliyseniz o kadar çok hata yapmışsınız demektir. Bunları anlatıyoruz. Yani mümkün olduğunca bunlara çok kulak verirlerse, ama hayat değişiyor. Belki yarın öbür gün mimarlık belki çok daha farklı bir şekilde yapılacak. Belki bizim hani biz nasıl artık elle çizmiyorsak, belki yarın öbür gün artık bilgisayarla da biri çizmiyor olacak. Belki çok daha farklı noktalara gelecek. Ama mutlaka burada bir kullanıcı söz konusu olacak. Mutlaka bir insan, bir hayvan var. Mutlaka burada bir yaşam söz konusu olacak. İnsansız olabileceğini ben sanmıyorum. Ama sadece teknolojik olarak değişecek belki. Ama felsefi, sosyolojik ve psikolojik olarak mutlaka mimarlara bir şekilde ihtiyaç olacak. Ama yapım şekli belki değişecek. Bu noktada herkesin kendini eğitmesi gerekiyor. Diğer rakiplerin daha önüne çıkmak için. Bunun için de emek harcamaları gerekiyor. Maalesef yeni arkadaşlar çok emek harcamadan yapmaya çalıştıkları için bu işi. Bu çok meşak. Bana mesela çizim getiriyorlar. Ben aynı çizimi diyorum. Bak 25-30 senedir bu işi yapıyorum. Seni kadar kısa sürede çizemem. Çünkü ben bakıyorum sürekli. Orada yaşıyorum. Çünkü biz yaşam kurguluyoruz. Biz çizim yapmıyoruz. İşte kaç saat ona bakman lazım. Sen buna bakmadan çizip bana getirmişsin diyorum. İşte bunu sadece bu tabii tecrübeyle sabit, yaşamla sabit. Buna daha fazla vakit ayırmak lazım. Hepinizin söylediği gibi işte Eda'nın söylediği gibi sürekli ofislerde olmak lazım. Ofislerde olduğunuz zaman bir şeyler öğreneceksiniz. Çünkü hepimiz biz ofislerde bir şeyler öğrendik. Okulda sadece bunun disiplinini aldık. Hocalarımız oldu, derslerimiz oldu. Ama yaptığımız her türlü işi biz ofislerde öğrendik ve yaparak öğrendik. Sadece buna vakit ayırmak lazım. Ve de inatçı olmak lazım. Bir de depresyona girme lüksünüz yok. Öyle. Bir de Türkiye'de mimarlık yapıyorsanız Allah kolaylık versin. Ben de küçücük. Tabii ki lütfen. Tabii. Destekleyeyim. Hakikaten üniversite demek, üniversite mezunu olmak demek, eğitilebilir insansın demek. Yani size böyle her şeyi elinizin altında öyle bir beklentiniz varsa başarısız bir yol izleyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Siz artık üniversiteden mezun olunca eğitilebilir bir insan oluyorsunuz. Bilgiye nasıl ulaşabilirsiniz bunu öğrenmiş oluyorsunuz. Tanışmış oluyorsunuz. Derinleştirmek artık sizin elinizde. Ben mesela şu anda inanıyorum ki buraya vakit ayırıp bu programı dinleyen işte bunlar özel insanlar diye düşünüyorum. Çünkü birçok öğrenci de hani şu an istirahat ediyor. İstirahat etme haklarından vazgeçip iki tecrübe, iki yöntem dinlemek için vakit ayırmışlar. Yani bu mesela çok kıymetli. Bunlar onları geliştirecek ve aradaki farkı ortaya koyacaktır. Bir de bir küçük bir soru vardı. Ona mutlaka cevap vermek istiyorum. Peyzaj mimarlığı iş koluyla alakalı, hani işsiz insanlarla alakalı, mezunlarla alakalı. Sadece bizim mesleğimizin sorunu değil. Yani mimarlar da, hukukçular da böyle. Yani birçok meslek dalında aynı sıkıntılar yaşanıyor. Maaş konusunda da aynı şey geçerli. Ama bu mesleğe ait bir sorun değil, bütün Türkiye'ye ait bir sorun. Belki pandemiyle beraber bütün dünyaya ait bir sorun. Hani bu sizin motivasyonunuzu düşürmesin. Şöyle düşünelim, çok basit bir hesap. 1000 kişi mi mezun oldu? 100 kişi işe alınacak ilk yıl. Sonra ikinci yıl, üçüncü yıl ve bu 1000 kişi tamamlanacak. Ama bir 100 kişi işe alınacak. O 100 kişinin içine girebilme ilk yıl için diyorum mesela. Bunların hepsi afaki. O 100 kişinin içine girebilmek için ben ne yapabilirim? Ne fark yaratabilirim? Bunun peşinde olmak lazım. Dediğim gibi bu grup şu an vakit ayırıp dinleyenlerin de o farkı yaratmak için yola çıktıklarını düşünüyorum.
Ben Ayşenur'un söylediğine bir şey ilave etmek istiyorum. Yani diyoruz ya hani ne fark yaratmak istiyoruz? Arkadaşlardan birisi de şunu söylemiş. İşte pandemi döneminde mimarlık öğrencisi olsaydınız kendinizi geliştirmek için ne yapardınız diye sormuş Aslı'dan. Bir defa ben şunu söylüyorum hep. Çok çok iyi bir CV hazırlayın. CV olayı o kadar önemli ki ben bunu Amerika'ya gittiğim zaman orada anladım. Orada okuduk biz çünkü bunu ders olarak okutuyorlar. Bir CV nasıl hazırlanır? O kadar kötü CV'ler geliyor ki hakikaten bakıyorsunuz yani ne kronolojik olarak doğru ne bir şey yazıyor hiçbir şey yok. Aynı şekilde portfolyoyu çok iyi hazırlayın portfolyonuzu. Kendinizi en iyi ifade eden portfolyoyu hazırlayın ve CV'yi de. Onun dışında da bu birinci aşama. Zaten CV ile eleniyorsunuz öncelikle. İkinci aşama o CV'nin karşılığında karşıya oturduğunuz zaman masanın kendinizi en iyi şekilde ifade edebiliyor olmanız. Yani sen bazen bakıyorum çok iyi CV. Konuşuyoruz hadi anlatsana diyorum neler yaptı falan. Donuk. Yani olmaması lazım bunun. Öz tanıtımını iyi yapmayan insanlar her zaman bir adım geri kalıyor. Sen CV'ni çok iyi hazırlayacaksın. Önce CV'ninle eleneceksin. Arkasından oturduğun zaman da kendini en iyi ifade edeceğin sözcüklerinde kendini ifade edeceksin. Yani bu konular hakikaten çok önemli ve bunlarla ilgili de eğitimler de var. Bakın arkadaşlar onu söylüyorum. Bunlarla ilgili eğitim alın. En iyi portfolyo nasıl hazırlanır? En çarpıcı işte CV nasıl yazılır? Ben olsam şu anda Aslı'nın sorusuna cevap onları yapardım. Ve de hani felsefe eğitimi alıyorum. Niye felsefe eğitimi alıyorum? Hani bu yaştan sonra ben. Çünkü neden? Biz zaten bir mekanın hikayesini ve felsefesini kuruyoruz her zaman. Yani ben bunu ne zaman da istiyordum ama fırsatım olmuyordu almayı. Şimdi tek belki de master yapmak istiyorum. Bu konuda yüksek lisans yapmak istiyorum felsefe konusunda. Yazarlık eğitimi alıyorum. Çünkü hayatım boyunca hep çizdim. Yani yazmak istiyorum artık ya dedim. Ve şimdi de yazarlık eğitimi alıyorum işte iyi yazarlarımızdan birinden. Ve o da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, söyledi bana, ben dedim ki benim yazarlıkla ilgili bir tecrübem, yeteneğim de yok diye inanıyorum. Asla öyle düşünme dedi. Yazarlık nedir biliyor musun? Birincisi aşk ve tutku sahibi olman. Eğer ona sahipsen her şekilde yazarsın. Bütün meslekler için değil midir bu? Yani ben mimarlık öğrencisi, işte işte hocam benim şeyim yok mesela, yeteneğim var mı yok. Öyle bir şey yok. Yeteneği zaten sen çalışarak elde ediyorsun. Ne kadar çok çalışırsan o kadar başarılı oluyorsun. Yani hep bunu söylüyoruz. Sabır, sebat. Ama şimdi bizim yeni jenerasyonun böyle bir durumu var. Bir an evvel işte bir şekilde para kazanmak falan filan istiyorlar haklı olarak. Ama hakikaten yani öyle bir şey yok. Ben de onu söylüyorum. Siz eğer gerçekten sevdiğiniz, başarılı olabileceğinize inandığınız bir ofis bulduysanız başka bir şey düşünmeyin. Deyin ki ben çalışmak istiyorum sizinle. Çünkü karşınızdaki kişi senin tecrübene bakmıyor. Ben hiçbir zaman tabii ki tecrübeli eleman arıyoruz bazen ama ben o şevk ve o ışığı gördüğüm zaman zaten her zaman gel diyorum. Gel çalış. Ne öğretebilirsek sana kârdır. Diye düşünüyorum. Yani yeni mezun çok kişi alıyoruz. Çok arkadaşlarla çok çalışıyoruz. Stajla ilgili de aynı şekilde onlarla ilgili de şeyler sormuşlar. Onunla ilgili anons ediyoruz. Ama dediğimiz gibi bir bilgisayar programlarının çok iyi olması lazım. CV aynı şekilde çok iyi. Artı oturduğunuz zaman da kendi tanıtımınızı, kendi kimim ben onu çok iyi aksettirmeniz lazım. Karşı tarafa ki bir şekilde bunu her zaman bütün kapılar açılır diye düşünüyorum. O ışığı gördüğünüz zaman çünkü ona asla karşı koyamıyorsunuz. Çünkü o ışıkta siz kendinizi görüyorsunuz esasında. Çünkü hepimiz öyleydik. Onun için yani şu anda işsizlik çok fazla var ama bir o kadar da gerçekten iyi çalışan işçi açığı da çok fazla var. Yani beraber çalışacağımız ekip arkadaşlarımızı biz gerçekten bulamıyoruz. O yüzden de böyle bir garip bir durum var yani böyle ikircikli bir durum var onu çözemiyorum ama bakalım. Pandemi bayağı bir şey yaptı, etkiledi herkesi. Sağ ol. Arda Bey'e aslında sözü vermek istiyorum. Şimdi yine çok farklı konulardan
konuştuk. Farklı anlar var. Sizin düşünceleriniz de bu konuda. Bir yandan da şeyi de sormak istiyorum aslında pratiğinizle ilgili. Çünkü buna dair çok fazla soru gelmiş. Genel olarak düsturunuz nedir? Aslında bu konuşma öncesinde de yaptığımız küçük tanışma toplantısında da bahsetmiştim. Bu bir mottonuz var. Mimarlık bir vizyonu biçimlendirme sanatıdır diye. Biraz kendi pratiğinizden ve aslında bu genç arkadaşlarımıza tavsiyelerinizle belki bu konuşmanın sonuna doğru yaklaşabiliriz. Tamam. Özellikle hani ilk kısımdan bahsedeyim. Aslında ben yani benim de tanıştıklarında veya ofiste tanıştıklarında neyle karşılaşılacağını bir ipucu vermek için bundan bahsediyorum. Çünkü söylediğim gibi biz 3-5 anlamda iddialı bir ofisiz. Öncelikle yani burada hani bir aslında manifesto gibi daha dostane bir toplantıyı tabii tercih ederim ama bizim pre-design dediğimiz işte bu stratejik planlama veya iş süreçlerinden tutun, yine post design'da bakım veya sürdürülebilirlik veya işletmeyle ilgili konularda da aynı zamanda tasarım süreçlerinde de pek çok mekanizmayla, yapılandırmayla, protokolle, bunları destekleyen formal temsillerle vesaire biz ciddi anlamda yapısal bir çözüm iddia eden bir firmayız. İkincisi de tabii bu noktada aslında yani şevk kırıcı olmak istemiyorum ama böyle iddialı bir ofis olduğumuz için tabii aslında üst anlatıdan vesaire hiç bahsetmedim. Yani ortaya koymaya çalıştığımız söylemden, bu söylemin yapısından vesaire falan ama hayli yoğun bir anlamsal şey içeriyor. Ne diyelim karşılığı var. Ve bunu her projemizde yansıtmaya çalışıyoruz. Üstelik ortaya koyduğumuz teknik çözümlerle vesaire de aslında daha rastlanılmamış bir şey yaptığımızı söylüyorlar. Dolayısıyla bu içerikte olduğumuz için de çıkan üründe de böyle bir hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Ve söylemeye çalıştığım biz yeni mezunlarla çalışmıyoruz. Hatta stajyer bile almak istemiyoruz ofise. Çünkü bu hassasiyet ve adanmışlıkla çalıştığımız bir ortamda bizim için hem şevkimizi kıran hem de ne diyelim mesleğe dair ve insanlara dair ümidimizi körelten bir jenerasyon var. Adını bile yani ben yani konuya dahil olmak istemedim çünkü açıkçası çok yani kötümserim o noktada. Yani hani edebiyat, sanat vesaire diyorum yani kendim gerçekten çok fazlasıyla uğraşıyorum. Doktora tezimi yazıyorum bir yandan vesaire falan. Ve hani karşılaştığım insanlar yani bu anlamsal veya işte sanat veya mimarlık veya bunun ötesinde adını yazamıyorlar. Yani CV'de iki cümleyi yan yana yazamıyorlar. Ben 25 sene önce üç boyutlu çizim yapabiliyorken 25 sene oldu galiba. Hatta daha fazla galiba. Yani bunlar daha temel çizim programlarını yapamıyorlar. Kavramlardan bir haberler. Ben diyorum ki pre-design diyorum işte adamlarla oturuyorum 100 milyon 200 milyon dolarlık vesaire işte projelerden bahsediyoruz ve onlara proaktif bir şekilde yani bizim iddiamız aslında yön vereceğimiz çoğu zaman proje geliştirmenin içinde doğrudan yer aldığımız daha sonra bunun işletme ve diğer tüm işte post-design süreçlerini iddialı bir şekilde bir şeyler ifade etmeye çalıştığımız bu süreçlere tabii ki koyamıyoruz ama nereye koyacağımızı da bilemiyoruz. Case study bile yapamıyorlar. Yani herhangi bir araştırma bile yapamıyorlar. Falan filan veya belki bizim karşılaştığımız yüzlerce örnek böyleydi. Hani öyle söyleyebilirim. Ha, iyi istisnalar da vardı ve biz hani onları da saygı duyuyorum tabii ki ama dolayısıyla hani ben o noktada çok fazla şey karışmak istemedim. Bu aslında bahsettiklerim üzerinden de neyi yapmaları gerektiğini anlamış olmaları lazım. Demek ki mimarlık işte özellikle Feza Hanım bence süreçleri çok iyi ifade etti. Kendisine tümüyle katılıyorum söylediklerine. Mimarlık çok geniş bir disiplin. Yani gerçekten hem bilge kişi olmanız hem yani mimarlık aynı zamanda işte sosyolojik bir ürün, aynı zamanda işte ciddi bir ekonomik ürün, gayrimenkulle ilgili veya işte kent hayatıyla ilgili sürdürülebilirlik veya işte iklim kriziyle ilgili ortaya koyduğunuz bir çözüm olması gerekiyor. Yaptığınız özellikle büyük ölçekli işlerde. Bunun için çok ciddi bir entelektüel birikiminiz olması gerekiyor. Ena'nın bahsettiği bir sürü şeyden, kendi aldığı eğitimlerden.
Ve yani bu entelektüel birikime sahip olmanız gerekiyor. Ve tabii ki teknik bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Ve tabii ki ürün ve üretim ve teknolojiyle ilgili bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Yani sadece yapı malzemeleri değil, hem teknolojiler hem de tekniklerle ilgili, bu yapı malzemeleri nasıl bir araya geleceğiyle ilgili. Tabii ki uygulamayla ilgili de bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bizim yaptığımız işlerde de aslında biz mimarlık ve mimarlık olmayan arasındaki sınırı da çok fazla bir şekilde nasıl söyleyebilirim? Yani yıkmaya ve tekrar yapmaya veya tanımları daha muğlak hale getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bazen yaptığımız işte yani Witko işinde olduğu gibi zürafanın tasarımı ya da Oplok işinde olduğu gibi kaydırağın tasarımı ya da çok farklı bir öğenin ilişkisi ya da dev bir billboard'tan oluşan bir bina ya da başka bir şey. Yani dolayısıyla bu tip sanatsal yaklaşımların da farkında olmaları gerekiyor. Açıkçası çok geniş bir disiplin. Kendilerinin dolayısıyla çok çalışmaları gerekiyor diye söyleyebilirim. Biz çoğunlukla bu sebeplerden yeni mezunlarla veya ne diyelim az tecrübesi olanlarla mı diyelim çalışmıyoruz. Ama bir noktayı da altını çizmek istiyorum. Yine arkadaşlarımın söylediği gibi katılımcıların bu bir nosyon aslında, bu bir bakış açısı. Yani o enerji, işte Eda'nın bahsettiği o şevk veya işte o azim bir nosyon, duygu, düşünce veriyorsa, siz o enerjiyi de alabiliyorsanız bu tip kişilerle tabii ki çalışırız. Çünkü bunlar bu noktada kendilerini hemen bu durumlara adapte edebilecek nitelikte insanlar oluyor veya mimarlar oluyor. Bunları tabii ki bir tarafa bırakıyorum ama zaten asıl bu nosyon bence ulaşılması gereken nihai nokta. Belki veya eğitimin vermesi gereken şey de bu nosyon. Bu araştırma veya öğrenme nosyonu. Teşekkürler. Teşekkürler. Yani teşekkür ederim yorumlarınız için. Sanıyorum ki bizim dönemimizde de öyleydi. Mimarlık eğitimi, bunun 4 sene olması ya da daha uzun olmasına dair aslında mimarlık eğitimi her birimize farklı kapılar açıyor. Farklı yönlerde gelişmemizi sağlıyor. Sanıyorum ki her eğitim sürecinde böyle bakıp kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Eğer ekleyeceğiniz, diğer konuşmacılarımızın ekleyeceği başka bir şeyler yoksa bu söyleşimizi sona erdirebiliriz. Belki son söylemek istedim. Buyurun Eda Hanım. Nurullah Bey, bir çok güzel sorular vardı. Bunları cevaplayamadık. Ben o böyle maalesef içinde kaldı benim. Böyle isterseniz, sabah güzel gidelim. Bu sohbet isterseniz oldu. Bunları hani bize mail atabilirsiniz. Biz de yanıtlamaya çalışırız diye düşünüyorum. Yani ben kendi adıma yapabileceğimi düşünüyorum. Çok sevinirim ki arkadaşlar cevapsız kalmasın. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bir de bir tane arkadaşın bir sorusu var, ona da cevap vermiş oluruz. Buyurun. Hepimizin söylediği gibi bizim mesleğimizin en büyük şeylerden birisi sabır, sebat, çalışmak. Ama bence en önemlisi de ne biliyor musunuz? İyi insan olmak. Yani hakikaten işinize karşı dürüst olursanız ve iyi bir insan olursanız zaten iyi mimar olursunuz. Biz özellikle ona bakıyoruz. İşinize dürüst olun. Ve de yani belki de şey düşünebilirsiniz. Hani ben karşılığı alamıyorum şu anda çalıştığım kadar. Çok çalışıyorum ama karşılığını alamıyorum diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz. Ama onu illaki zaman içerisinde alıyorsunuz. Garanti verebilirim buna. Yani yaptığınız işi her zaman kendi işinizmiş gibi görün diyorum. Çünkü ben öyle çalıştım. Çalıştığım ofislerin hepsindeki 10 yıla yakın başka ofisler çalıştım. Hepsinde kendi işim, kendi ofisimmiş gibi çalıştım. O aidiyet duygusuyla çalıştım. O zaman hakikaten çok yükseliyorsunuz ve de çok hızlı öğreniyorsunuz. Camia çok küçük, çalıştığınız her iş yerinde mutlaka iyilikle ayrılın. Çünkü hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve hep referanslarla işe alımlar yapıyoruz. O yüzden ben işte bir şey oluyor, Feza'yı arıyorum. Ya bak Feza'cığım, sen de çalışmış, nasıldı diye soruyorum. O yüzden her zaman çalıştığınız iş yerinden
iyilikle ayrılın diye ben hep bunu arkadaşlara insan biriktirin. Yani insanları biriktirmek, kimseyle kötü ayrılmamaya çalışın diyorum. Ve de 3P kuralı var. Belki biliyordur arkadaşlar. Performans eşittir potansiyel eksi parazitler. Parazitler dediğimiz şey tamamen sizi sabote eden kötü düşünceler. Onlardan arının. O zaman performansınız tam anlamıyla ortaya çıkıyor. Kötü düşüncelerinizi bırakın ve hakikaten yapmak istediğiniz işe odaklanın. Fark edin ama park etmeyin. Ve her zaman harekete geçin. Ve de hep şunu söylüyorlar işte pandemiden dolayı işte çok şey durumdayız, çok sıkıntıdayız. İşte eğitim iyi değil, eğitim hakikaten daha da kötüye gidiyor vesaire. Bu konuşuluyor değil mi? Kaç senedir bu konuşuluyor. Ben demin soru soran bir arkadaşım vardı. Bize kitap önerir misiniz diye. Ben bu kitabı önermek istiyorum. Bu Corbusier'in Mimarlık Öğrencileriyle Söyleşi kitabı. 1942 senesinde mimarlık öğrencilerinin ısrarı üzerine sınıfta yaptığı konuşmalarda derlediği bir kitap bu. Ve Corbusier'in şunu da söylemek istiyorum. Bakın birçok farklı şeyimiz olması lazım diyoruz ya işte hem mimarız hem iç mimarız hem tasarımcıyız. Hem aynı zamanda işte felsefi boyutunu düşünüyoruz. İşte Arda söyledi. Yani bir sürü farklı sanat dalı, bir sürü konularda bizim bilgimiz olması gerekiyor. Corbusier'in mimar, şehir plancı, ressam, yazar, kuramcı. Yani adamın bu kadar farklı, tamam 20. yüzyılın en büyük mimarlarından belki birisi ama bu kadar farklı şapkası var. Çünkü biz her projede bir şapkamızı çıkartıp başka bir şapkamızı takıyoruz. Her proje farklı. Hiçbir proje sürdürülebilir değil ki. Yani her projede yenileniyorsunuz, kendinizi yeniliyorsunuz. Ve onun 1942 senesinde bakın bir şey var, onu okumak istiyorum. Çok kısa. Diyor ki, oysa sevgili dostlarım, nedenle aşağılara düştü mimarlık seferberliğinin düzeyi? Günümüzde mimarlık sanat sözcüğüyle nitelenen bir eylem ve bu sözcük ya kendini beğenmişlikleri ya da ticareti perdelemek amacıyla kullanılıyor. Okullarda verilen eğitim yalnız başına mimarlıkta yaratıcılığın bu çifte kaynağını besleyebilir mi? Sanmıyorum. Ya 1942 senesinde de ki çok sancılı bir seneler tabii. Bir sürü sancılı zamanlar geçirmiş ve o zaman bile Corbusier bunu anlatıyor öğrencilerine. Diyor ki bu mimarlık eğitimi yani acaba neyi besleyecek? Belki biz 20 sene sonra, 10 sene sonra tekrar konuşacağız bu konuları. Ama önemli olan moral bozmadan harekete geçmek ve odaklanmak. Teşekkür ederim. Eda Hanım. Çok konuştum. Estağfurullah. Feza Hanım, Ayşenur Hanım sizin ekleyecek. Yani çok fazla sorumuz var. Aslında mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyoruz ama bunlar sanıyorum ki ARC Network tarafından arşivlenerekten daha sonra cevaplamaya açılacak. O yüzden bütün sorular çok değerli. Tekrar teşekkür ediyoruz katılımcılara. Feza Hanım ve Ayşegül Hanım, sizlerin de, Ayşenur Hanım çok özür dilerim. Sizlerin de son sözlerini alaraktan bu oturumu... Ben de bir şey ekleyeyim. Benim derdim mimarlık kelimesiyle ilgili. Çok büyük derdim var. Yani mimarlık kelimesinin bu kadar yerlerde olması beni çok üzüyor. Çok özel bir kelime. Ne yazık ki işte Nalburda tabelasını onu fütursuzca yazabiliyor. Böyle bir şeyin cezası yok. Bunu ne yazık ki üst merciler bunu yapmıyorsa biz mimarlar olarak özellikle yeni mezunlar bunu yapmalı. Yani siz mesleğinizi eğer yapacaksanız siz mesleğinizi ne kadar ciddi yaparsanız karşınızdaki de sizi o kadar ciddiye alacaktır. Dolayısıyla o zaman mimarlık mesleği de daha onore olacaktır. Siz mesleğinizi ne kadar basit görürseniz ben yeni mezun oldum işte ben daha ucuza yapayım home office bilmem neyin ofisi var daha pahalıya ben hemen onu yapayım dediğinizde burada etik olmayan bir şey ortaya çıkıyor ve siz bilmediğiniz bir şeyi yapıyorsunuz. Siz bir onu öğrenin ondan sonra yapın. Öğrenmeden ucuza yapıp bunu kotardığınızda siz para kazanmış olmuyorsunuz ve mimarlık mesleğini de onore etmiş olmuyorsunuz. Çünkü artık
her şey 3D'de çözülüyor zannediyorsunuz ama hiçbir şey çözülmüyor. Ya katalog mimarlığı yapmayın. 3D mimarlığı yapmayın. O zaman mesleğinizi de düşürüyorsunuz aşağıya ve yarın öbür gün bizim yaşlarımıza geldiğinizde siz de çok zor durumda kalacaksınız. Siz bu yaştan başladığınızda mesleğinizi yükseltmeyin. O zaman belki biz göremeyeceğiz. Çünkü mesela benim İspanyol bir arkadaşım vardı, bilgisayar mühendisi, bana hep şey derdi. İspanya'da en değerli meslektir mimarlık ve inanamıyorum. Böyle şoklardayım yani. Ne yazık ki Türkiye'de böyle bir nokta yok ve gün geçtikçe daha da aşağıya iniyor bu. Bunun bir sürü tabii ki şeyi var. Bu bireysel bir şey. Hani burada 6 kişiyiz, 5 kişiyiz. Bizim kotarabildiğimiz, tartışıp çözebildiğimiz bir şey değil. Çok üst noktalarda, üst odaların daha siyasi şeyler falan filan var. Evet, okey. Ama bir meslek olarak mesela bir doktorluk artık bir şeydir değil mi? Bir fiili vardır. Bir doktora gidersiniz. Oradan hizmet alırsınız ve ödemesini yapıp çıkarsınız. Ama mimarlıkta böyle bir şey yok. Mimar hep şey durumunda, proje çiziyorsunuz. Ben bugün ödeme alabilir miyim? Böyle bütün şirinliğiniz. Halbuki gerek yok. Siz bir iş yaptınız. Bu nettir. Yani burada artık kimsenin muhatap olmayacaksınız. Bir muhasebe departmanınız var. Odur muhatap olan. Ama biz hep böyle bir kıvırma şeyindeyiz. Çünkü ne yazık ki mesleğimizin kelime olarak değeri çok aşağıda. Herkes kullanabiliyor kelime olarak. Herkes tasarım kelimesini kullanıyor. Ha, tasarım konsept zaten herkesin ağzında. Ama mimarlık kelimesi gerçekten çok üst düzey bir kelime. Bu her yerde kullanılıyor. O zaman bizlere düşüyor. Özellikle sizlere düşüyor. Siz ciddiye alacaksınız. Yaptığınız işi ciddiye alacaksınız. Ofisinizde yaptığınız işi inisiyatif alacaksınız. İşte yeni mezun kimseyi çalıştırmak istemiyor. Tabii ki herkes haklı. Ben hoca olarak deliriyorum ders verirken. Bazen çıldırıyorum yani. Ben mesela tasarım dersi vermem gerekirken komik orada teknik resim anlatmak zorunda kalıyorum. Komik bir duruma düşüyor. Çünkü çocuk bir kere duyduğu şey bir daha şey yapmıyor. Zaten o 10 kişiden zaten 2 tanesi mimar olacak belli. Ama o ikisinin de gerçekten mimar olması lazım. O zaman siz ne kadar ciddiye alırsanız yaptığınız işi, sizin müşteriniz de sizi o kadar ciddiye almak zorunda kalacak. O zaman donanımlı gideceksiniz ona. Yani abuk sabuk çizimlerle gitmeyeceksiniz. Çalışıp gideceksiniz. Sorulan sorunun arkasında olacaksınız. Hepsinin bir sebebi olacak. Ay bilmiyorum falan. Hep 3D olayı değil. Yani olay 3D değil. O tasarım sürecinde 3D ihtiyacımız var. Evet. Ama 3D ile proje çizmiyoruz biz. Biz teknik bir şeyle çiziyoruz. Teknik bir şeyle üretiliyor projeler. Çok ciddi bir bütçenin altına giriyorsunuz. Hep çocuklara anlatıyorum. Mesela bir projeden siz 30-40 bin lira para alacaksınız. Atıyorum. Ama o oradaki adamın 600-700 bin lirasının altına siz imza atıyorsunuz. Adam parasını siz harcıyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar doğru ve ne kadar mesnetli yaparsanız işinizin o kadar arkasında durursa o kadar da hak ettiğiniz parayı almaya çalışırsın. Dolayısıyla aslında böyle bir süreç var. Tabii biz hani ben burada atıp tutuyorum ama ben bunun ne kadarını yaptım kendimce. Hani yapabildiğim kadarını yaptım ama bizim böyle bir sıkıntımız var mimar olarak. Değerimizin ne yazık ki ülkede çok altında olduğumuzu düşünüyorum. Benim sadece söyleyeceklerim bu kadar. Ama değerimizi herkes kendi değerini kendi biçer. Biz de değerimizi bir şekilde ortaya koymamız lazım. Ama bu dijital ortamda, bu sosyal medya şeylerinde falan ne kadar değerimizi ortaya koyarız? Ne olur onu bilemiyorum ama herkes kendi bireyselliğinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de nacizane bu kadar. Daha yolu nereye giderse artık elimden geleni yapacağım. Ama bir de benim en çok rahatsız edilen şey bende. Mesela çocuklara soruyorum. Şu filmi seyrettin mi? Değil, seyretmek adını bile duymamış. Yani bu kadar gündemden uzak. Yani mimarlık böyle bir şey değil. Mimarlık çok başka bir şey. Yani çok çok başka bir şey. Onun içine girmek lazım. Elinizde tablet var, bilgisayar var, internet var, her şey var. İstediğinizi yapabilirsiniz. İnternet denilen şey çok pahalı bir şey değil. Biraz uykudan fedakarlık edip daha çok araştırma yaparsanız bence süper yerlere gelebilir bu nesil. Ama göreceğiz. İleride emekli maaşlarımız bu nesil ödeyecek. Bu arada ben başta çok teşekkür edemedim. Sevgili Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Nurullah sana da. Eda'cığım, Arda Bey.
burada tanıştığımız için söylüyorum, Arda, Ayşenur Hanım. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir akşam oldu benim için. Umarım tekrar görüşürüz. Sorulara da elimizden geldiğince daha sonradan cevap vermeye çalışırız. Süper. Herkese sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayşenur Hanım'ın da son sözlerini alalım. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara, katılanlara, konuşmacılara ve organizasyon düzenleyen herkese. Ben küçücük bir not, yani bana göre içine o ateş düşmüşse, ne Türkiye'nin şartları, ne ekonomik şartlar, ne dijital platformda sıkışıp kalmamız hiçbir şey engel olmayacaktır. O ateş düştüyse içi, o sevgi varsa bunların hepsi aşılıp mutlaka iyi bir şeyler yapılacaktır. Evet haklısınız, herkes de olmayabilir. İşte o potansiyel arayıp bulamıyor olabilirsiniz ama bir şekilde bir nesil gelecek ve onlar bir 10 yıl sonraki mimarlığı şekillendirecekler. Ben kendim neslime göre sanki böyle daha canavar gibi bir nesil geliyor gibi hissediyorum. Dediğim gibi eğer içinize o ateş düştüyse hiçbir şey engel değil. Herkese başarılar diliyorum katılanlara. Umarım her şey gönlünlerince olur. Ben de tekrar teşekkür ediyorum hepinize katılımınız için, vakit ayırdığınız için. Tekrar Ünal'a da teşekkür ediyorum hem hepimize davetleri için ve bizimle birlikte aslında bizi dinleyen ve katılım sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım ilham veren bir konuşma olmuştur sizin için de. Bizim için çok keyifliydi. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere tekrardan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.